efendim hoş geldiniz Steam kütüphanesinin çeyizleri olarak belli programı radyoyunda yeni bir bölümle karşınızdayız. Nereden dinliyorsanız selamlar sizlere. Yine yanımda Muratikus ve Aliço ve bizi kırmayıp bizi onur eden değerli konuğumuz Onur Özgünay ile beraber güzel bir program yapacağız efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. efendim, ne yapıyorsunuz Nasılsınız? Nasıl geçti yayınlarınız? Nasıl geçiyor haftanız? Ee, buyurun. Ee, öncelikle onur konumuzdan başlayalım onu. Ee, bu aralar özellikle şu son bir hafta içinde e, oyun yoğunluğuna kaynaklı olarak çok fazla bir platform oyununa sahip olduk. Özellikle Hı -hı. E, o konuları da zaten konuşacağız ama benim için e, fazlasıyla yoğun, dolu dolu geçti. E, en azından oynadığımız oyunları insanlara gösterebildiysek bizim için de mutlu insanlar bu sayede yeni oyunlar görüyor alışılmışın dışında yeni oyunları gören insanların da bu durumda farklı oyunlara yönelmesine de bu durum beni gerçekten mutlu ediyor genellikle zaten bu oyunlar hep birlikte zaten ilerleyen dakikalarda hepsini tek tek incelemesini yapacağız hep birlikte kafa yoracağız en azından benim için gerçekten çok doluydu. Güzeldir efendim. Ee, o zaman abi direkt programa başlayalım. Öncelikle abi sen hafiften kendinden bahseder misin? Ne yapıyorsun? E, hangi içerikler üzerine yoğunlaştın? E, ne zamandan beri Twitch'te yayındasın? Hafiften bir kendinden bahseder misin? Tabi e, tabii ki de. Ee, i̇smim zaten görüldüğü gibi Onur Özgünay. Onur Zeynel Özgünay. E, 29 yaşına, 30 yaşına doğru gittim aslında. 30 diyorum artık. E, yaklaşık... Ama. 2012 açımına sahibim. Yani 2012'den beri bu akonta sahibim ve yaklaşık son 4 senedir bir fiil yayın yapmak durumundayım düşük bitrate'lerle başlayıp bu noktaya kadar geldim ve bunun yanında oynadığım oyunlara nazaran daha çok açık dünya oyunları platform oyunları tycoon oyunlar dediğimiz oyun şemaları ve en çok da oynadığımız ağırlıklı olarak amatör diyebileceğim simülasyon oyunlarına yöneliyorum İnsanları bu şekilde yönlendirmeyi seviyorum ee, bu tür oyunları insanlara aldırmayı daha çok seviyorum, aldırmayı daha çok sevdiğim gibi, bu insanlara, şey, e, bu oyunları insanlara daha çok gösterip, bu insanların, e, bu oyunların da varlığından haberdar olmasını e, seven bir yayıncıyım. Genellikle bu şekilde yayınlarımı devam ettiriyorum. Yani bu çok iyi bir şey aslında. Yani popüler oyun kültürüne, hani o ne kadar değişirse sen oraya gitmek yerine. Aslında e, sen onu seçip, o oyunları seçip izleyicileri onlara yönlendirmek daha da ta, tabii ki verimli oluyordur diye düşünüyorum. Yani sonuçta hepimiz burada, e, hepimiz de diğer siz de, sizler de bağımsız yapımcılar, bağımsız yayıncılarsınız. çünkü hı hı. sizin de e, görüp takip etmenin en büyük sebeplerinden bir tanesi de buydu. Çünkü alışılmışın dışında kendi e, benliğinizden ödün vermeden farklı oyunlara yönelip, izleyenlere farklı oyunları gösterebilen yayıncılarsınız. Bu yüzden daha çok bu platformu ve sizleri tanımak için e, sizin e, içinizde bulunmaya özen gösterdim. En azından alışılmışın dışında Twitch'teki tam e, farklı eee göre ben daha çok böyle oyunları oynamayı daha çok severim. İzleyenlerime böyle daha böyle yayınları izletmeyi daha çok severim. Özgürüm, özgürüz. En azından bu düzeyde ilerlemeye devam ediyoruz. Aynen öyle. Özgürlük çok önemli. Ee, pekala o zaman öncelikle e, programımızın ilk akışında e, haberlerimize değinmek istiyorum gündemimizde. E, geçtiğimiz dönemdeki biraz gıybet konularından ziyade biraz daha oyun odaklı haberlerimiz mevcut. E, öncelikle WoW Klasik bu hafta yayınlandı e, Twitch'te bayağı bir damga getirdi. Zamanında WoW e, Blizzard tarafındaki yapılan konferanslarda izleyiciler tarafından WoW Klasik istendiğinde siz onu izle, istemezsiniz, oynamak istemezsiniz efendim yok da işte siz e, o eski kanalları şu an mutlular hatırlıyorsunuz ama o zamanlar çok sıkıntı vardı, çok hebere hebile vardı tarzındaki çıkışlarına karşılık bir nevi e, kapak niyetine 1 milyon izlenmeyi geçti Twitch üzerinde en azından e, hala da en yüksek izlenen oyunlar arasında insanların e, WoW klasik bakımından bir açlığı özellikle global bakımından. Ee, mevcutmuş. Her ne kadar bu Türkiye'yi çok fazla etkilemese de. Ee, Onur abi sen oynadın mı hiç World of Warcraft? Ben hiç bulaşma Yani bulaşmadım demeyeyim ama belirli bir noktaya kadar oynadım. Oynadıktan <laughs> sonra da çok böyle içine bağlanabileceğim bu durum olmadı. MMORPG'ye çok fazla böyle yatkın olan bir insan değilim. Çünkü bilmiyorum. Hani sürecin ilerleme durumunu bilmiyorum. Benim <laughs> dediğim gibi oyunların bazı zaten belli. Statüm zaten belli. Ama dediğiniz gibi Twitch'te yüksek bir izlenme sayısına ulaşıp bir de eski oyuncuların dönmesine de sebep oldu evet. bu durum. Evet. Çünkü daha wow. çok para odaklı e, olmasından kaynaklıydı bu son zamanlardaki e, WoW dediğimiz olay. Bir de insanların artık e, bir yere bir farklılık vermeniz gerekiyordu. Çünkü BlizzCon'da özellikle o şey faciasından sonra, yani kimine göre facia, kimine göre iyi bir durum. E, Diablo'nun mobil olayından sonra Hı -hı. insanların beklentileri <laughs> çok yüksekti. En azından bu WoW klasik e, olması gerektiği gibi olduğuna inanıyorum. Bence güzel oldu. Hiç yoktan görebiliyoruz. Benim de canım sıkıldıkça oturup e, yayıncıları izliyorum. Hoşuma gidiyor en azından. En azından farklı bir içerik oluyor insanlar için. Yani. Yani sol taraf GTA RP'den hmm. döndü falan yani. Twitch'e böyle bakıyorum herkes Knight <laughs> oynuyor. Ufaktan büyüyor falan. Ciddi olamazsın. Demek ki hani ciddi anlamda şey varmış yani. insanlar baya baya bekliyormuş. Hmm. Normalde 7.62 mermi arayan adam Mörlak hmm. falan filan arıyordu yani. bu durum bu noktaya geldi. <gülüyor> 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 ya bu hani Dur hype var hemen şerpten faydalanalım kafası mı? yoksa cidden insanların içinde böyle bir eski klasik o sevdası vardı o birden mi körüklendi Bana kalırsa onlar karma bir şekilde duruyorlar hani içlerinde hype'lı bir şekilde hype'dan yararlanmaya çalışanlar da vardır özleyip de gelenler de vardır diye düşünüyorum. İyi ben dediğim gibi her zaman WoW evrenine karşı hep ilgim olmuştur. Hikayesi, şey sinematikle çok ilgimi çekti ama hiç oyunlarına doğru düzgün bulaşma fırsatım olmadı. Tabii bir ay oynamıştım. Yani beni, ben çok bir etki yapmadı ama böyle yani kenarda böyle açıp e, sohbet muhabbetli şeyleri izledim oldu yani. Hı hı. Yani benim bir oynama sürem oldu tabi ama 7. seviyeye kadar falan. Yanlış hatırlamıyorsam bu World of Warcraft'ta şey 20. seviyeye kadar Bedava, ee, evet. galiba bir bedava olayı. Eee yani en azından benim hoşuma gitmeyen şey o abonelik sistemi olduğu için hani bunu gelecek vaat edecek en azından kendim için bir e, ekstradan MMORPG olduğundan kaynaklı yani çok da fazla zaman ayıramayacağımdan kaynaklı. dolayı hani her ay o kadar bütçe ayırabileceğimi düşünmüyordum. Aha ama nasıl bir şey bir fikir sahibi olayım diye bir 7. seviyeye kadar gittim. Eğlenceli, verilen questlerden sonra hani devamlı o questleri hallettikten sonra karakterini geliştirmeyi ıı, hedefleyen bir oyun ve tatlı tatlı zaman öldürecek Hı. zaman geçirecek bir oyun olarak gördüm. Can senin bu olayla şey alakan var mı? Benim yok ya ben de Türkiye'deki ya, ya Türkiye'de bir durum şeydi ya World of Warcraft'ı böyle çok fazla ya genelde MMO'lara başlangıç hep bir şey olur ya bir arkadaş tayfası MMO oynuyordur zaten hala hazırda ve sen ona dair olarak bir bu akıma girersin ya. Bende de o şekilde oldu. Ben Silk bizim o lisedeyken Silk bayağı bir popülerdi. Ee, diğer oyunlara nazaran. Ben oradan girdim. O, orada tecrübem edindim. Sonra defolup gittim. Ve şu anda geçmişe bakıp Lan ne kadar boktan oyunmuş hala diyorum yani. Evet, o seyir. zaman <laughs> şu soruyu en azından chat'e yönelttim. Çünkü oynayan bazı kişileri gördüm de. Ya şu an bildiğimizde bu WoW Classic, WoW'un ilk hali ya böyle expansion pekleri gelmeden hali falan. E peki bu WoW Classic nereye kadar gidecek? Diyelim ki böyle hani bir noktada bu bitecek. E hı hı. o noktadan sonra yeni paketin bir nevi WoW Classic eklenmesi lazım. O zaman klasik WoW yine günümüzdeki WoW'a dönüş olmayacak mı? O şey tam kavrayamadım. WoW Classic'in geleceği noktayı tam kavrayamadım yani şu anda. Ben ya açıkçası WoW... bir gelecek olarak bir şey görmüyorum sanırsam ya. Çünkü bir etkinlik olarak görüyorum ben bunu daha ziyade bir şey değil ama bir etkinlik olarak görüyorum yani gikleri ee, kalıp bu kadar hani bir yerden sonra bir sayısı düşecektir. Bu olarak evet. düşünüyorum yani. Yani çünkü bitecek bu bu klasik? Çünkü sınırlı bir içeriğe sahip bir oyun. Yani evet. Bravo 5-6 senedir oynayanlar vardı. <laughs> Böyle arada bir de rap müziklerle <laughs> eşlik ediyoruz tabii ki. Aynen öyle bizde hizmet sınırsız. ya <laughs> ya ya. O zaman WoW ee, konusunu geçelim. Çünkü dediğim gibi çok bizi etkileyen bir durum değil. En azından Türkiye'deki çok büyük bir oyuncu kitlesini etkileyen, Twitch'i etkileyen bir durum değildi. Ama böyle bir durum söz konusu insanlar cayır cayır oynuyor. Ee, şöyle yine bir epic haberimiz var. Yine her zaman olduğu gibi epic games'den. <laughs> öncelikle bir iyi e tarafına. Adam gündemden uzak durmuyor ya. Adam durmuyor ya. Öncelikle bir pozitif tarafından bahsedelim. Bu hafta verilen bedava oyunlar Celeste ve şey Insight Gayet ya, kaliteli. Epic sen nasıl bir kralsın ya. Harbi gibi. <laughs> çok güzel oyunlar veriyor. Cidden çok Altı güzel oyunlar veriyor. Altta hafta önce Burhan bunu söyleyeceği aklımın ucundan geçmezdi. Ya yani artık Şimdi ben... Epik sen nasıl bir kralsın diyorsun ya. Benim şeye karşı, epe karşı olan e, haterlığım, nefretim falan her şey bitti artık. Yani ben artık Epe'yi seviyorum yani yalan yok. Abi o, o, tamamen, o, şu an için tamam. Şu an hala uygulamaları biraz götüm gibi. Hala sıkıntı var. Geçen yine Şuan mesela indirim var. Far Cry Primal. Far Cry Primal'ı ben bir gün alamadım. Oturum Hı. açıyorum, girmiyor. Kod gönderiyor. Kodu doğruluyorum. Açıldı diyor. Meneksha'da hoş geldiniz diyor. Ama yine ha, offline gözüküyor. Hayla bakıp geliyorum bu arada. Hala hala şeyde, hala şeylerinde uygulamalarında büyük sıkıntılar var. Lakin oyunculara oyuncu dostu hamleler hala yapıyor ve cidden kaliteli oyunları bedava yaparak Hatta böyle güzel oyunlara da %90 indirme. Far Cry Primal şu an %90 indirimde 25 lira 26 lira. Bayağı iyi. Fiyat. Evet. Almak istiyorsanız burada aklınızda bulunsun yani. Ben aldım. içeriğini yapacağım. Ee, Far Cry Primal daha önce hiç oynayamamıştım. 260 lira zaten. Ee, güzel oldu. Ee, ama bu sefer Epic tarafından değişik bir haberimiz var. Normalde biliyorsunuz Epic haberleri genelde Epic bu oyunu da eksklusif olarak bünyesine kattığı tarzında haberler vardı. Bu hafta değişik Aynen. bir haberimiz var. Geçen hafta Oblet'ten bahsetmiştik. Oblet oyununun e, Epic'e katılması ve komünitesini birazcık e, komünitesiyle dalga geçerek, hebere hebere yaparak o iş, yani oradaki e, durumu, olayı, geç, geçişi çok kötü yöneterek bayağı bir e, destekçilerinden kötü bir e, geri dönüş almıştı. E, bu sıra bu, bu olaylar gerçekleşirken Dark diye bir oyun e, yakın zamanda duyurulan bir oyun. E, belli bir küçük bir destekçisi grubuna sahip güzel bir oyundu. E, istek, Steam istek listesine oyuna destek gelenler şeyler vardı. Hani e, oyuna destek veren, takip eden bir sürü insan vardı bu oyun için. Ve Ubed olaylarından birkaç gün öncesinde Epic, Epic tekrardan Dark'a bir eksklusif teklifi yaptı. Ve ilk defa bir defa değildir ama en azından bizim gördüğümüz böyle birazcık oyunlar arasında işte destekçilerime ben söz verdim bir sürü kişi istem isteyeyim istekçisine bu oyunu ekledi. Ben onları yamuk diye. Hı -hı. Ee, onlara yamuk yapamam diye. Onlara yamuk yapamam diye. Epic sözleşmesini reddetti. Tabi bu Oblet'in işte kötü taraftaki e reklam piyasasının üzerine bu Dark'ı daha da popüler hale getirdi. İşte Oblet böyle yaptı ama Dark böyle işte bize saygı duyuyor tarzında. Dark'ın satışları da bu bayağı bir etkilemiş ve Dark'ın yapımcısı da bu konuda hiç, bu oyuna sahip olan herkese hani alan herkese bir sonraki DLC'yi bedava olarak vereceğini teşekkür niyetine açıklayıp duyurdu. Ee, bir yandan da hani sadece e, epic eşkileri alıp da para kazanmak değil, reddedip de yine e, çok iyi işler, iyi satışlar yapabileceğini kanıtına bir nevi Dark ilk defa böyle bir reklam işte şey böyle piyasaya haber verecek şekilde duyurdu, duyurulmuş oldu. Bu da paranın kölesi olan diğer e, yapım firmalarına <laughs> kapak olsun. Evet. olsun <laughs> Kesinlikle. Çünkü Steam'e söz verdikten sonra parayı görüp dönen hatta bununla ilgili saçma sapan yorum yapan kişilere değinmiştik geçtiğimiz yayınlarda. Evet, evet. çok Dark, bunlara. Dark takdir edilse bir şeymiş. Size i̇şte tek kişi yaptı. Tek kişi yapmış oyunu Max'in dediğine evet. göre. De, Baya tek evet. kişilik dev kadro yani. Hı hı. Evet olsun yani normalde şey güzel bakınca ya tek kişi böyle epikten hayvan gibi para gelecek direkt normalde şey dersin. Ya kesin satır oyunu falan filan dersin ama Tabii. işte paradan önce direkt olarak öncelik verdiği şey yani komik olması çok güzel olmuş yani. Epikte şeyi biliyorsunuz Hades diye bir oyun vardı. Hı, -hı. Evet. Hades özellikle Epic'de olmasından kaynaklı olarak Steam'de o kadar fazla yer bulmadı. Steam'de şu an mesela Early Access olarak Steam'e çıkarıldıktan sonra inanın ki Hades'in satış rakamları 3 kat artacak. Çünkü insanlar ciddi anlamda fazlasıyla merak ettiği bir oyundu. Ben hmm. de yayınlarımda yer yer e, yer verdim ama tabii insanların çok ilgi oda olmadı. Büyük yayıncıların radarına girdi ama bir noktadan sonra otomatikmen silindi. Epic'in en çok sinirlendiğim olaylarından bir tanesi şu. E, yani bir şeyi göremiyorum. Epic'te bir oluşabilecek bir gelecek göremiyorum. Yani şu an mesela yıl sonuna kadar oyunları bedava vermeye devam edecekler. Evet, verecekler. Ama bundan sonraki adımlara ne olacak? Yani oluşturulmuş bir arkadaş e, sistemi yani etkin bir arkadaşlık evet. sistemi yok. Satın alımlarda hala büyük sıkıntılar oluşuyor. Evet. İnanılmaz bir şekilde yani ben özellikle Steam'de bir o kadar oyun almış olmama rağmen yani Borderlands 3 gibi bir oyuna 309 lira verip vermeme konusunda hala şüpheliyim. Ha, para konusu herkese göre göreceli bir kavramdır. Orası ayrı. Ama benim evet. oyunlarımın hepsi ağırlıklı olarak Steam'de. Yani ben Hı -hı. vermeli miyim, vermemeli miyim? Hala kafamdaki soru işaretlerini giderebilen bir firma değil. Öyle. Buna çok sinirleniyorum. Ve özellikle Ubisoft'un e, Steam'de en büyük sıkıntılardan bir tanesi şu. Ha. En son şey çıktı. İşte şu kadar milyon dolarlık şeylerden sonra şu kadar yüzdelik alıyor. İşte bu kadar milyon dolar olunca bu kadar yüzdelik alıyor. E sen Ubisoft gibi bir firma Steam'le görüşseydin zaten bunu indirgeyebilirdin düşük olarak. Yani bunu ayarlayabilirdin. Bu bir anda böyle bir hınca hınç bir ee, durum haline geldi. Bir anda herkes Epic'e kaydı. Yani ben Epic'te ee, şu ana kadar oyun görüşüme nazaran ben Epic'te gelecek görmüyorum. Şu an oyunlar bedava geliyor. Gelmeye devam ediyor. Gelecek <laughs> ama yıl sonundan sonra ee, Epin bir noktadan itibaren patlayacağının garantisi var gibi görünüyor. Özellikle bu dark e, oyunu bir nevi öncü olmuş bu durum için. Ha, e, dem bu demek değildir ki verdiği bedava oyunlar tamam insanların tabii ki de hoşuna gidebilecek şeyler bedava sonuçta. E, bunu da bedava yaparken kendi cebinden ödüyor. Yani o Hı -hı. Far Cry Primaller, evet. o Division'ın şu an e, yüzdelik dilimde fiyatının düşmesi, nitekim Hı -hı. bunlar hep kendi cebinden ödediği şeyler. Ama. Aynen. Ee, milletin ne kadar tutabilecekler? Ben tutabileceklerine inanmıyorum. En azından böyle düşünüyorum. Ya... Bakalım. Şu an ya yaptığı adam... şey başlangıç stratejisi olarak şey yapılabilir. Hani aynı stratejiyle devam ederse tabii ki bir yerden sonra hani Steam gibi bir platformu dürtmekten başka bir şey yapamaz. Hani sağlam bir darbe yedirebilmesi için daha büyük şeyler yapması, daha böyle beklenmedik bir şekilde vurması illaki gerekli. onun da işte en büyük sebebi geçtiğimiz haftalarda da zaten hani EP'in ilk konuları çıkınca bahsettiğimiz mevzu. Ya yani Steam bir oyuncu komitesi topluluğu. Yani alıyorsun screenshot mevzusu var, insanların profillerine bakabiliyorsun, inceleme yapabiliyorsun. Hani Steam çok dolu ama EP'ye böyle bakınca cidden hala da şey, oyun satan bir site gibi bir evet. şey yok hani okey bir kitap var ama sadece o var yani ne bir profilim evet. var ne bir başka bir şey hani bunlar çok eksik olduğu için mesela hani ben diyorum ya ben kontrol Epic'ten almıştım çünkü Epic eksklusif olacağını düşünüyordum. Steam'e geleceğini bilmiyordum. Steam'e geleceğini öğrendim kontrolün ve üzüldüm. Yani Aha. açıkçası Epic'ten ucuz almak mı Steam'den pahalı almak mı dersen ben Steam'den pahalı almayı tercih ederim. Çünkü Steam oyuncu yeri yani. Epic şu an hı hı. o kısma gelemediği için Epic'ten alınan hani parayla aldım oyunlarda aslında bir tık da böyle üzülüyor gibiyim yani. Ki şeyde de yapılabilir hani kontrol denilen bir oyun hani görsel bakımından da cezbedici bir oyun. Screenshot'ını hmm. almak istediğinde mesela hani üzücü olacak bırak biliyorum ama. Öyle abi işte ben Journey'i yaparken can da geldi böyle. Yani ben nasıl üzüyorum var ya screenshot alamıyorum ya. Yani. <gülüyor> alamıyorum. <gülüyor> Ağlayarak şey print e basıyor değil mi? <laughs> Açtım da yatıp, Print screen yapıyorum. Ekran seçiyorum. Böyle tamam buraya alayım diyorum. Arkada Aa. başka bir olay gitmiş falan filan oluyor. Yani çok kötüydü o ipin o mevzusu evet. yani Üzüyor. Yani en basitinden onu yani, bile düzeltmesi lazım. Onların hala gelmiş o anı. Şey görmüyoruz bu arada. Epic'te evet bu, bu tip hamleler oluyor. Ne bileyim işte Tabii fiyat olarak ucuz oyun olarak bana güzel şeyler sağladı. Ya yani Detroit gibi oyunları şimdi ben oynayabileceğim açıkçası. Bu konuda bana büyük bir artısı var. Detroit'i 20 liraya tabii sahip mi? olduk ya. Hı -hı. Yani bu tabii büyük ki, bir şey. Tabii ki. Detroit gibi oyuna. Ee, bu tip yanlarda güzel hamleler yapıyor ama işte bunları devam ettirirken en azından sürekli bir bir hamle görsek bu uygulamasıyla cidden hani yavaş yavaş çeteklense gruplar eklense, işte ne bileyim, atölye bölgesi eklense hiçbiri olmuyor. Hiçbiri ne yazık ki eklenmiyor. Bunlar e, herhangi bir gelişme görmedik yani şu süreye kadar. Ne zamandan beri konuşuyoruz ki herhangi bir hiçbir gelişme görmedik. Sözde bir ee, şey yapmışlardı. İlerleme yolu yapmışlardı. Şu hmm. zaman şunu geçeceğiz falan filan diye. O günün üstüne hiçbir yeni güncelleme gelmedi. Bak hala daha mesela Max'in dediği gibi toplu oyun alamıyorsun mesela sepet ekleyeyim de toplu hmm. falan. Hmm. tek tek alman gerekiyor. Bu arada bunu... Ay, evet. evet to toplu oyun mevzusu zaten çok sıkıntıydı indirim yaptıkları dönem bu Detroit'i falan. Ee, mesela 5 oyun 6 oyun üst üste her oyunu tek tek alıyorsunuz ya 5. oyunda 6. oyunda bir yerde patlak veriyor. Ee, Epic, Epic Store sizi blokluyor hesabınızı. Sizde bir tuhaflık var sürekli oyun satın alıyorsunuz. What the fuck diye hesap bloklanmış bazı kullanıcıların. Nasıl bu, Oğlum, kadar para ne olabilir diye. Hani... Benim 2-3 kere kredi kartım bloklanmıştı o yüzden. Hesap hiç alışveriş yapamıyordum yani. Evet. İşin bir diğer tarafıysa malum Can'ın şu an başına gelmiş. Başka kimsenin başına geldi bilmiyorum da. Epic'te bizim kodumuzla oyun alınca normal şartlarda o oyunun fiyatı üstünden belli bir e, bize de destek geliyor ama mesela Can'a gelmemiş. World War Z'den gelmemiş değil mi? Sadece World War Z'den gelmedi. Onun belki, belki oyun firmasıyla alakalı bir sıkıntı vardı belki. Onu bilmiyorum. Yani bu tarz şeylerde şu an aslında biraz Epic'i zayıflatan mevzular. Hmm. Eee öyle bu haberde böyleydi birazcık daha böyle oyun filmlerinin dik dururlarsa da komünite tarafından hani asıl sizin hitap ettiğiniz sizin ürününüzün alıcıları kullanıcılar, oyuncular, oyunculara birazcık daha e, saygı duymanız gerektiği konusunda hafiften bir ders vermiş oldu Darkta diğer oyun yapanlara özellikle bağımsız yapanlara. Son ee... bir Dark oynayarak da onları bir evet. şey yapalım. Evet ya edelim onları. Bizdeki evet, haftayı evet. bir övelim onları. <laughs> evet evet ben önümüzdeki hafta oynayacağım Stark'a. Sağ olsun bana Max'i gönderdi. Ee, bakacağız güzel bir şekilde. Abi sen Dark oynadın mı vardı onu? Ben daha bulaşmadım. Hmm. Daha elimdeki oyunların yoğunluğundan hiç fırsat bile olmuyor. Hmm. Yani sürekli arka arkaya oyun çıkarıyorlar ve yetiştiremiyorum evet. artık yani. <laughs> yavaş yavaş artık oyun çıkış dönemlerine geldiğimiz için ben yazın hani artık şeylerini bırakıyoruz. Daha önce Oyun yoktu diyorduk. Evet. Ya evet. evet. Belirli bir oyuna bağlanmıştık. Benim amiral oyunum zaten artık bilen biliyor. Euro Truck Simulator. Ben oturuyordum. <laughs> Sohbet muhabbetle geçiyor benim. Abi şimdi bekledik. Ağustos, Aa, Eylül. Aa, abi geliyor. Yani <laughs> e, beş, altı Bir hafta içinde 6 tane oyun geldi. Hangisini oynayacağımı şaşırdım artık. Yetiştiremiyorum, sıraya koyamıyorum. Olmuyor. Orta ayarı bulamadılar abi. Anlamadım. Ya çok geliyor ya da hiç gelmiyor. Eylül'de 2 tane açık dünya oyunu geliyor. Hatta 3 tane geliyor şey Kasım'da aynı, Aralık'ta aynı. Hele 2020'nin ilk çeyreği inanılmaz. 6 tane, 7 tane açık dünya oyunu geliyor arka arkaya böyle. Evet, sıra sıra. 2020 ilk çeyreği hani bir Eylül kadar şey değil ya. Hani ilk defa herhalde bu sene hep yani oyunlar Eylül Ekim Kasım sürecine sıkışırdı. Bu sene Hı. cidden hep 2020'nin başında çıkacak büyük bütün böyle kapsamlı büyük oyunlar. Mart ayı abi var ya. Ma Mart ayı. <laughs> Mart ayı doğum günümde o zaman duyuruldu. <laughs> <laughs> Valla Ekim 7 hani bilemiyorum. Hani <laughs> <zaten> yakın. <gülüyor> <gülüyor> Aa, en yakın seninkiymiş. Ayay. Pekala. Ee, Çette de arada sırada bakıyorum da pek bir şey görürseniz bu arada siz de söyleyebilirsiniz bu arada chatten bir yorum okumak ya da soru hmm. okumak isterseniz. Şöyle Mesela T. Murat demiş ki, e, böldüm Burak'cığım kusura bakma. Steam Half-Life ile ünlü oldu. Epic'te Steam gibi olmak istiyorsa o kalitede bir oyun yapması lazım. Portmark. Demiş. Fortnite, <laughs> Fortnite. Bir de şöyle bir şey var. Steam'in mesela hani başlarda o kadar ünlü olduğunu düşünmüyorum. Neden? Hani Half-Life'ın bir hangisinde olduğunu hatırlamıyorum ama half lifeı oynayabilmeniz için Steam'i indirmeniz lazım diye bir e, şart koymuştu. Ilk. Evet, evet. Evet. Hani onun sayesinde zaten Steam'in şey olduğu. Öyle mi aşıldı? O devirde e, sanmıyorum hani dijitale böyle a dijital çıktı, herkes yardırsın" tarzında bir Düşünce yapısı olacağını herkes o zamanlar hani elimde olsun CD olsun içim rahat olsun kafasındaydı ve hani böyle bir hani Steam'in zorlaması bir hani tırnak içinde diyeyim çok da alakalı olmayabilir tabi ama diktatör şekilde yönlendirmesiyle beraber Steam hani bir nebze bir arttı ha, Half-Life'ın da olayı nerede diye soracak olursanız dönemine göre çıkan muazzam oyundu. Hani dönemine dönemine evet. göre hani şimdiki dönemimize göre Half-Life'ın ee, hani eski tarzında bir oyununu diyelim ki epik çıkarttı. Tutmaz bana kalırsa. Hani öyle bir şey yapması lazım ki bah! diyeceğiz. Benim <laughs> düşünceme göre. Yani platformunu çok iyi hale getirmesi lazım ya kısaca bu. Hani bu Aynen yaptığı öyle. şeyleri devam ettirip e, yaptığı Sadece iyi işlere devam Değil bir daha, evet. e, cidden kullanışlı bir e, platform haline getirmesi lazım Epic Store'u. NBA konusuna geçmeden şeyde bir hatırlatmak istiyorum. O şu Dur. an evet. aklımdayken unutmayayım da. Bu e, Gears 5 çıkmıştı Steam'de ve onun evet. şimdiki fiyatı 92 lira. İlk çıktığı vakit 229 mu? 292 mi? Öyle bir fiyatı vardı. Wow. Söylenilene göre şu anda bir fiyat konusunda yanlışlık yapılmış ve fiyatın düzeltileceği söyleniyor. Hani asıl base fiyatı 60 dolar olaraktan Evet, Hani hmm. aklınızda bulunsun. Eğer niyetiniz varsa, ilginiz varsa şu an oyun sanki %70 indirime girmiş gibi bir durumda. Evet. 5'e wow. ee, e bakabilirsiniz. Onun haricinde de Devolver Digital'in mükemmel oyunlarının mükemmel indirimleri var. Onlarda evet. da bir bakmayı ihmal etmeyin. Onları bir hatırlatalım. O zaman e, yavaştan e, NBA 2K e, 20nin skandalına girelim efendim. E, NBA e, 2K her e, sene çıkarıyor oyun biliyorsunuz. Çok bir sıkıntı olmuyordu Genellikle özellikle basketbol oyunları konusunda birazcık domine etmiş bir e, firma. Ve en son yayınladıkları fragmanda bu fragmanı kaldırmışlar bu arada ben bir kontrol ettim. E, tamamen fragmanın neredeyse tamamı e, adeta bir... Gazino adeta bir böyle kumarhane tarzında. Yok efendim slot makineleri, yok efendim oradan e, oyuncu kartları paylaşılıyor, açılıyor, rulet masası dönüyor ve en altta sağ altta bir şey görüyorsunuz. Hegi 3. 3 yaşından büyüklere uygun logosu. Vay vay vay. Hani öyle Demek böyle değil. hani yaşını mı indirgiler artık? Hani artık... <laughs> <laughs> Hani öyle böyle değil bilmiyorum bu inanılmaz büyük saçmalık yani. Hani şey lootbox falan böyle, da değil hani. böyle duyar kalsın. Son <gülüyor> dönemde <gülüyor> bu <gülüyor> son dönemde bu olan hani lootbox kumar mıdır değil midir? mahkemelerde devam ediyor falan bu tip konuda da değil yani. Direkt rulet makinası direkt slot makinesi oyunun içinde mevcut basketbol oyunu. Ve trailer'da NBA basketbol Casino yok. <laughs> trailer'da bakarsanız basketbol yok. Arada sırada bir animasyon böyle bir cutscene smaç atıyor. Hani oyun bile değil, gameplay de değil. Böyle smaç atıyor. Oradan box'a adam açıyor böyle ey diye seviniyor trailer'da. Tamam ben trailer bu. Allah Allah. İnanılmaz bir şekilde insanlar bayağı bir tepki gösterdi. Bu Peggy olayında da çok saçmalık var. Ee, nedense bilmiyorum. FIFA'da da Peggy 3. Bu oyunda da Peggy 3. Ama Pokemon Red'de 12. Ve Pokemon Red'in 12 olmasındaki açıklamasında küçük bir not var. Bu oyundaki işte bu olasılık üzerine Pokemon falan buluyorsunuz ya. Bunun kumara alışkanlık yaratma olasılığından dolayı 12 yaş üzeri yapmışlar bunu. Bir de böylesi var. Pokemon Red'deki <laughs> yani inanılmaz bir hani bu Peggy alttan artık paralarımı alıyor e, alttan güzel işler mi dönüyor bilmiyorum ama cidden inanılmaz saçma işler dönüyor. E, görüşlerinizi alalım bakalım sizden ne diyoruz? Abi CS:GO'ya mı özlendiler diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onlar kutu açıyor zengin oldular biz de açtıralım falan mı dediler acaba? Bunlar bir ileriye taşımış ama işte direkt slot makinesini koymuş direkt. Direkt yani. <laughs> yani. direkt slot makinesi. Kumarsa kumar lan lan diye. <laughs> Değil mi? <laughs> ee, bu arada Türkiye'nin istiyorsa Türkiye da sanırsam geçtiğimiz aylarda hani bu mahkeme sun, mahkemenin devam ettiği böyle işte yayın mahkemeleri oluyordu ya şeyde e, şey midir? Biz onlara işte şans kutucukları falan diye adlandırıyoruz falan filan diye e, mahkeme konuşmaları falan vardı. O sıradaki açıklamasında biz de, işte loot biz de kumar olarak görmüyoruz aslında falan diye açıklama yapmıştı. E, e Türkiye'nin başındaki CEO'su. E, vallahi harbiden onları biz kumar olarak görmüyoruz. Biz kumarı direkt ruleti, ruleti koyarız falan diye. Kumar koyduk mu ruleti koyarız diye. O durmeyden çekmişler yani. <laughs> Bilmiyorum bu bayağı bence ses getirecek açıkçası özellikle Amerika'da. Ee, ne çocuğuma kumar mı yapıyorsun tarzında Peki 3 özellikle damgasına dayanaraktan bayağı bir saldıracaklarını düşünüyorum. Tabii ki. Yani Pokemon Platinum'da roket takımı kasinoyu ele geçirip üst yaptı diye yaş sınırı gelmiş mesela. Hani yani bu, Peki bu kadar şey ya yani normalde böyle bayağı bir serttir yani. Serttir normalde. Bilge çok güzel özetlemiş mesela, AI topu ataysam bebek maya maması ve iyisin tamam mı diyecek <gülüyor> çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Let's ya make bilmiyorum. Kumar baby. <laughs> İnanılmazdı ya, valla. Trailer'a bir göz atmanızı tavsiye ederim, Sen internet bunun da bayağı bir e, hani? doluşuyor. İhtiyacı var mı peki abi? Hani NBA'in böylesine bir kitle çekme çalışmasına. Yani ihtiyacı kitle yok çekmeye değil kitlesinden para kapmaya çalışıyor. Zaten yani tekel bas firma. Evet tekel firma şu an. Rakibi olmayan bir firma. Hmm. Seneler yani 2019'daki süreçten yani aslında 2018'den beri süreci yönetemediler. Sürekli ee, oyunda para satın alıp o paralarla sürekli karakter geliştirmeler. Bu karakter geliştirmelerin yanında oyundaki, online'daki hilelere serbest bırakılması. Adamlar mesela e, oyun kurucu, oyun kurucu adamın 5 metrelik eli olması. Uzun boylu adamın üçlük atması. Bunlar çok saçma <laughs> olaylardı. Bunları evet. bir türlü düzeltemediler. NBA Live serisi 2008 hatırladığım kadarıyla. Siz de hatırlıyorsunuzdur ağırlıklı olarak. E, i̇nternet kafaya geçip çok fazla oynadığım bir oyundu. Çok sevdiğim bir <laughs> oyundur kendisi de. Yani o süreci ee, oradan buraya getirdiler ve her oyunda artık, CS:GO'dan tutunda PUBG'ye kadar, NBA'den tutunda modern warfare, Call of Duty'ye kadar İnanılmaz bir lootbox çılgınlığı var. Evet. Yani Oo. bunun içine, için içine kumar girince ee, uzaklaştığım oyunlardan bir tanesi oluyor. Nitekim de ağırlıklı olarak hiçbir şekilde lutbox'in ee, para verip açılmasına ee, hater durumdayım aslında söyleyeyim, yani nefret ettiğim bir olay. Özellikle giriyorlarsa bütün hükümetler, yani bütün de ülkelerin hükümetleri bu konuya ciddi şekilde el atması gerektiğini inanıyorum. Kesinlikle. Çünkü sürekli para, sürekli para, sürekli para karakter değiş geliştirmek için para, oyun oynamak için para, şunun için para. E zaten para veriyoruz yani bir şeylere. Yani 300 lira, evet. 240 lira para vereceğiz bu oyuna. Hayır. Bir de geliştirmek için o kadar para vermenin ne anlamı var? Hani yani bir yere kadar şeyi anlarsın. Free to play bir oyun, online oyunda atıyorum bir süreli bir silah alırsın bu e, FPS'lerde ya da atıyorum pay to win oyunlar vardır tabii ki o da saçmalık. Ben de orada mesela çok sinirliyimdir. Hani oyunu kazanabilmek için, daha iyi oynayabilmek için öküz gibi silah satan alıyorsun gerçekten. zula. <laughs> <kayda. gülüyor> şey ona o kadar gitmenize gerek yok. Warframe var gözünüzün önünde. Warframe'de <laughs> e, ciddi bir şerece ciddi cerizi, e, yüksek satış rakamlarına eee hitap eden itemler satılır ya da skinler Kesinlikle. satılır. <laughs> Ama bu skinlere ulaşabilmek için de oyunda şöyle bir seçenek vardır. Daha fazla oynamanız gerekir, daha fazla farmlamanız ha. gerekir ki onlara da ulaşabilirsiniz. <laughs> Yapıyorsanız böyle yapın en azından. Hani yaptığınızda şey. değilsin. Ya, ya ki bir ya. yerden ya para, para kazanması yani. lazım. Evet, çünkü hani çok fazla oynarsan reklam vereyim oradan kazanayım. Az oynayacaksan abi parayı ver reklam vermeyeyim. Kafasıyla gidilebilir ama bu tarz oyunlarda zaten hani NBA'in son oyunlarının maliyeti belli. Yahu daha ne kadar vereyim para yani? <laughs> Bizim ülkemizde maliyeti çok fazla. Bizim ülkemizde o, o kadar da, evet. veremiyoruz yani. Vermek istesek de veremiyoruz. Düşündürüyor. Çünkü hmm. artık e, eminim ki buradakiler de dahil. Artık oyunlardaki hileden bunalmış durumdayız. Kesinlikle. Hani oyunda bir hile görmek istemiyorum. Ben bir online oyun oynadığım zaman hile görmek istemiyorum artık. Ve oyun firmaların evet. hiçbir şekilde hile, hileye yönelik bir şey yapmıyorlar. Yapmamaya da özen göster. Özen gösteriyorlar inatla anlamadığım konuda yani o kadar iyile sayfalar var. Çok bariz bir şekilde görülen ihle sayfalar var ama hiçbir şekilde bulaşılmıyor. Hiçbir şekilde e, üzerine gidilmiyor. E, bu tür oyunlarda da e, lootboxların olması muhtemel, hilelerin olması muhtemel. E, ben bu oyuna 250 lira verirken e, işte veriyorum yani oluyor sonra. Bunlar hmm. hiçbir şekilde kimseyi düşünmüyor. Oyuncuları düşünen tayfa yok yani hiçbir şekilde. Aynen öyle. Bilmiyorum süreç nasıl ilerler nasıl şey yapar ama bu lootbox umarım e, bu kumarhane olayı umarım Emin ciddi şekilde ki emin olun oyun çıktığından ilk 3 gün içinde yine çoğunlukla olumsuz olacak. Evet. Bu Tabii. bariz bir şekilde, çok bariz bir şekilde %35'lerin %30'ların altına inecek çok bariz bir şekilde. Tabii yani bugüne bugün CS:GO'da bu kadar sıkıntılar yaşadı. Onun bünyesinde bünyesi altında olmayan siteler kapatıldı, kumar haline geldi. Hani ben bir yerden sonra o eski Global Offensive'den önceki Counter'la alakası olmadığını düşünmeye başladım. Arkadaşlarımla konuşuyorum şey diyorlar mesela CSGO oynuyorum diyorlar. Aa öyle mi falan diye konuşmanın ilerisinde ben fark ediyorum ki adam sadece kutu açıyor. Kutu evet. açıyor maliyetini söylüyor. E abi sen CSGO değil kumar oynuyorsun. Evet, Ama CSGO diyorsun. Hala da ne yazık ki şey olaraktan var sitelerde deli gibi kutu açılıyor ve var var. Yani buna laf eden kişiler bile Artık bunun ne yazık ki reklamını yapıyor. Twitch'de hani, olsun vesaire Twitch'de, yerde olsun. Evet. Hani bu Kazımdan... çok kötü bir şey. Çünkü zamanında herkes şey diyordu. X yayıncısı isim vermeyeceğim. Ee, Hı. Sadece yayınlarda kutaştırıyor falan filan diyen birçok kişinin şimdi title'larında ünlem işte şu şu sikin işte bu falan kutaşma yayınlarını Tabii veriyor. Yani. Bu, e, kötü bir durum. Evet. Tabii ki. Yani zamanında ki çok iyi hatırlıyorum bu birkaç sene önce kutu açma furyası o kadar fazlaydı ki hani içim dışım kutu oluyordu ve hani onların gözünden baktığında da kutu açtıkça sponsorlar geliyor. Sponsorlar zaten o tarz siteler olduğu için bu sefer açtığın kutulara sen bir maliyet ödemiyorsun açtığın için ekstradan sen bir şey alıyorsun ücret alıyorsun. Evet. Ve hani bu, bu öyle bir duruma geldi ki mesela hani izleyicilerine, kitlelerine bunu tavsiye ettikten sonra onlar site onlardan kazanç sağlıyor. Sen bunun sayesinde siteden bir kazanç sağlıyorsun. Ve burada e, kazanç sağlamayan tek kişi kalıyor. Biz. Hani böyle bir düzen ki neye uğradığını bile şaşırıyorsun. Yani yıllarca böyle gitti ve e, bana kalırsa bu tarz oyunların zaten PR'ı daha hani reklamı daha hızlı ve daha net bir şekilde sonuçlanıyor. Bunun sebebi de hani birinden kaynaklı atıyorum ben şöyle yaptım abi şu kadar kazandım deyince ortada bir para döndüğü an hani normalde oyunu anlattığında güzel bir şekilde 3 kişinin ilgisini çekiyorsa 15 kişinin ilgisini çekiyor ortada bir para döndüğünü anlayınca. Çünkü herkes mi otomatik düşünüyor ben niye kazanamayayım diye. Sonucu da böyle oluyor ama NBA yapamaz. Evet, çünkü adam görüyor 3, dolarlık kutudan işte çıkıyor 1500 dolarlık kostüm. O diyor tamam ben işte şuna 10 tane alsam şöyle olur. Zaten şunun kodunu kullanınca bir kutuda şuradan geliyor. Bunun kodunu kullansam kullanırsam <laughs> şöyle geliyor falan filan. Sonra gün sonunda e, 0,5 dolardan şey satıyor. Glock skinleri satıyorlar yani. <laughs> Kesinlikle. Ve kendi ağzıyla rengin dediği gibi orada düşürdüğü itemleri alamadığını söyleyen yayıncılar da vardı. Tabii tabii o sitelerde Aynen. zaten şey var. Hani en yakın birinci dereceler akrabandan bile biliyorum. Şans eseri itemlerini falan topluyor. İşte giriyor bir oyuna ve 200 dolarlık bir şey kazanıyor. Ama <laughs> akşam bana e, mesaj atıyor şey diyor. Hani hacker olup olmadığımı anlamak için envanterimde şu kadarlık bir e, item olması gerekiyor. Ama ben ildeki her şeyi koyduğum için bana şunları yollar mısınız diyor. Adamlar <laughs> daha fazla hani <laughs> withdrawlamanı istiyor. <laughs> <laughs> withdraw ne için yani daha fazla, daha fazla, daha aktif ol, daha çok şey yap. Kafasına girmişler. Yani işi biliyorlar. Yani. Ya peki bu bir nevi izleyicisini kandırmak olmuyor mu yani ne bileyim? Çok ne... kesinlikle. Normal görmediğim bir durum ya benim. Vallahi demek ki kandırmak olmuyormuş bu durumda. <gülüyor> <gülüyor> kiteye, kiteye, <gülüyor> bu zamana kadar gördük. Böyle diye. bir şey demek ki. Tabi, evet. Yani. Kötü <laughs> ya. Ha, pardon evet. birinci derece demişim. ikinci derece o zaman. Bilgi yeter artık. Yargı dağıtma ya. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Ee, efendim benim e, eklediğim haberler bunlar da bugünlük. E, bu hafta aslında öncelikle bunlar gerçekleşti. Bu gündem. <laughs> sizin bir şeyiniz var mı? Bir e, not aldığınız duyduğunuz bir şey var mı? Ee, Anlasam. var mı? Hmm. O şey değindik zaten. Aynen. Bu hafta gelişen süre olaylar bunlar da genellikle. Benim bir olayını duymamıştım ben sadece. Vogue'lik zaten gözümüzden kaçmayan bir mevzuyu. Dark'ı da daha önce duymuştum. Galiba ben de başka bir şey ekleyeceğim bir şey yok. Benim de yok şu an. Aynen. de yok. Ben zaten bu hafta çok inaktiftim. Hı -hı. ha Şunu belki ekleyebiliriz. Bu birazcık daha tabii yayıncıları et etkileyecek bir durum. Keymailer'a squat mevzusu gelmiş. Hı -hı. Böyle e, squat kaydı gibi bir şey yapıp oradan artık mesela biz dört kişiyiz e, ona göre bize ekipçe bir key verebilir misiniz gibi sen bir istekte bulunabiliyormuşuz anladığım ve gördüğüm kadarıyla. Bir nevi kavgaya evet. kalabalık gelmek gibi bir şey. Evet, <laughs> Güzel tabii. <evet>. Ki <laughs> hatta direkt gönderilen gönderilen şeyde mesela diyor Gears of War için diyor, Gears 5 için diyor şey su kat isteği atabilirsin gibi sen bir şey var. Su kısmını doldurdum ama henüz şeyini daha yapamadım. Bir kontrol testini falan yapamadım yani. Hmm. Bunu da ekleyeyim. bu arada zaten bahsedilmişti yine. 3 önümüzdeki hafta önümüzdeki ay eee September haftası TV için yine onu da bilgilendirelim. Aa, ee, gene her sene Clarix klasikleşen bir durum. 3 Eylül ve 24 Eylül tarihleri arasında yapacağınız herhangi bir hepsi dahil tr Tier 1 abonelikler 5 dolardan 2.5 dolara kadar e, yayıncıya yayıncıyı destekleyebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Evet, hatta şey... şehirde değilim. <laughs> Mobil yayın <laughs> yap. Mobil yayın yap. Bilge'ye yayın anahtarını veriyorum değil mi? <laughs> ya da en kötü bunda. Artık dışarıda yayınları yapabiliyor. Bir paket alayım. Bir paket alayım. Bir de gönderdiğiniz bitlerden %10 daha fazla yayıncılar faydalanacaksın evet. aslında. Bir de o var. <laughs> yani, evet, evet, aynen. <laughs> hani, bir sene boyunca evimden ayrılmadım. Hesap <laughs> Hatta yayın açan herkes <laughs> partner de oluyormuş. <gülüyor> <gülüyor> -oh. Değil mi? Ay ay ay, ay. ay. Bileti iptal <laughs> eder. Bu arada şey Burak Tikus dediğin eee Burak Streaming Squad'a baktım da sanırsam şey bu ya illa yayıncı olmasına gerek yok şey diyor Number of regular players on your channel tarzında diyor. Hani kendi izleyicin için alıyorsun hatta bunu. Mesela büyük bir kanalsın. Ben atıyorum diğer işte moderatörlerimle de oynuyorum. Bana moderatörlerim için de kod gönderir misiniz tarzında bir şey. Ben bu oyunu kod oynayacağım. Anladım. O squad eşi dostu. Evet. Eşi dost. Yüksek ihtimal öyle. Çünkü bazı oyunlar cidden hani koop oynanınca anca çıkıyor. Arkadaşlarına da ya da oyuncağın tayfaya da vermen gerekiyor. Sanırsam onun için. İyi, güzel. Ben direkt ona şey kafasına düşün tamam yayıncılara verme falan. <laughs> e ee, peki. O zaman bu hafta e, sadece haber değil yeni bir de oyun çıktı bizi ilgilendiren e, birazcık daha günümüme oturan kontrol. E, kontrolü aramızda oynayan sanırsam tek Onur abi var. Doğru mudur? Galiba doğru. Aynen öyle. <laughs> evet. Ali çok dönemadı. Tamamdır. Abi basit misin? Control... Hakkımı başka bir oyunda kullandım. Pardon. <laughs> 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 Remnant'a verdim ki biraz erken karar vermişim galiba ama. Şimdi kontrol e, alışılmışın dışında e, Metroid Metroidvania dedikleri bir tarzda e, önümüze gelen bir oyun aslında. Karakterimizin ismi Jason Hayden. Jesse Hayden daha doğrusu. Bu karakterimiz e, erkek kardeşini daha doğrusu erkek kardeşiyle ortaya çıkan bir karakter. Erkek kardeşini büro dediğimiz bir e, şeye kaybediyor. İncelenmesi için büro tarafından alınıyor. Amacımız e, kardeşimizi büromunun elinden kurtarmak. Büroda da çeşitli paranormal olaylar oluşabilen bir e, büro durumu ve bir dizayn durumu söz konusu. Ben özellikle şu artı eksi durumlarına daha çok yönelmek istiyorum. Artılarından en büyük özelliklerinden bir tanesi grafikler. Grafikler gerçekten e, muazzam işlemişler. Kalite gerçekten belli oluyor kontrolde. Özellikle e, harita sistemi çok iyi. Yani harita sistemi tabii e, sadece bir büro içinde yani bir FBI binası ya da bir e, CIA binası filmlerden aşina olduğumuz gibi kat kat ilerlediği için oyun içindeki harita yapılandırılmandaki görev e, dağılımları çok iyi. Onlarla sürekli aşırı aşırı olabiliyorsunuz. Karakterimiz e, ben de daha yeni öğrendim. Criminal Mind. Quantum Break'teki karakterimiz özellikle oyundaki ve bir de Grey Anatomy'de bir bölüm falan oynamış. Courtney Hope diye bir ablamız. Baya hoş, baya güzel dinamikleri ve baya silah mekanikleri de çok iyi. Yani bir silahla da gerçekten çok bariz bir şekilde oyunda ilerleyebiliyorsunuz. Oyundaki genellikle bosslarımız büroda çalışan her bir katın direktörü gibi düşünelim. Onlar Hı -hı. genellikle bosslarımız. Onlarla mücadelemiz daha çok bu süreçte ilerliyor ama amacımız temelli amacımız da tabii ki de kardeşimizi kurtarmak oluyor. Ee, özellikle FPS tarzında daha doğrusu TPS tarzında TPS tarzında olması benim çok hoşuma gitti ama bunun tabii ki de en büyük eksilerinden bir tanesi şuydu. Ee, bir noktada silahla e, karakterin kafası iç içe giriyor ve bu durum sizi gerçekten e, sinirinizi bozuyor. O yüzden pozisyon değiştirmeniz gerekiyor. Silah yani sağ sol e, silah dinamiklerini değiştirmeniz mümkün ama. Ee, o gördüğünüz gibi telekinezi sistemi şu an mesela hmm. gördüğünüz gibi ekranda bir telekinezi var. Telekineziyi attıktan sonra silah aynı anda davrandığınız zaman silah bir anda karakterin kafasına giriyor. Karakterin hmm. kafasına girdiği zaman bu çok sinir bozucu oluyor. Anında e, tuş kombinasyonundan şeyi değiştirmeniz gerekiyor. Çok sıkıntılı bir durum. Ben bununla gerçekten bunu düzeltilmesi gerektiğine inandığım bir e, mekanik olduğuna inanıyorum. Onun dışında grafikler dediğim gibi güzel. Harita dağılımları güzel. Haritadaki görevler güzel. Ee, bir diğer grafik daha değinebileceğim bir diğer grafik sıkıntılarından bir tanesi de kırmızının dokusu. Kırmızı aşırı derecede çok sağlam bir şekilde gözleri yoruyor. Hmm. Bir noktaya kadar e, epilepsi, epilepsi e, hastalığına sahip olan insanların kesinlikle oynamaması gereken bir oyun. Ciddi göz yoruyor. Bilmiyorum daha önce bir platform oyunu var oynadınız mı? Ruiner diye bir platform oyunu vardı apokaliptik yine bir kıyamet sonrası bir oyun. Ondaki kırmızı yoğunluğuyla neredeyse aynı hatta daha ağır basıyor bu durum. Ee, bu ciddi bir problem. Onun dışında silah mekaniklerini gördüğünüz gibi çok iyi. Ee, silah geliştirmeleri, personal geliştirmeler yani personal modlar, silah, e, silah taktığınız aparatlar hem damage anlamında hem e, speed anlamında hem rate of fire yani bildiğimiz ateş hızı anlamında çok iyi. Personelleri işte genellikle e, cam barınızın yükselmesi, ee, Telekiniklerinizin enerjinizin Dağılımını e, arttırması gibi Modlar koyulması gerçekten çok iyi Tabi bu durumda en önemli özelliklerinden Bir tanesi e, enerjinizi çok Dengeli kullanabilmeniz gerekiyor Enerjinizi dengeli kullanamazsanız e, Mobların çok yoğunluğundan kaynaklı Olarak sıkıntıya düşüyorsunuz Ve ölme durumunuz daha da artabiliyor bu durumda Ve en önemli asıl sıkıntı şu Haritada nerede olduğunuzu unutuyorsunuz Yani hmm. Harita e, kat kat oluştuğu için Sana verilen görevlerde hmm. E, haritayı ezberlemeniz gerekiyor. Ama ya, haritayı bir türlü ezberleyemiyorsunuz. Görev nerede bulamıyorsunuz. O yüzden sürekli asansöre gidip asansörden belirli noktalara atlayıp e, bulmanız gerekiyor. Bu durumu e, sur eğer The surge biliyorsanız The Surge'deki durumda da çok sıkıntıda yaşamıştım. E, the Surge'de de sürekli grind yaparken sürekli farm yaparken haritayı sürekli ezberlemeniz gerekiyor. Yoksa bulamıyorsunuz. Onun dışında hoş ee, güzel oynanabilir 77 lira. Biz sanırım yanlış hatırlamıyorsam e, 39 lira gibi bir fiyata Hı -hı. almıştık. O da yalan olmasın hatırladığım fiyat buydu. Hı -hı. Şu an Doğru. 77 lira e, alıp oynanabilir, güzel, denenebilir hoş bir oyun e, haline gelmiş. Ben en azından beğendim oynadığım kadarıyla. Daha tabii bitmedi. E, Hı -hı. Yayında hayırlısıyla bitirip e, rafa kaldırmak istiyorum. Yani sonrasında Quantum Break oynamanı da tavsiye ederim. Çok Aynen güzel. öyle olacak. hemen. Dediğiniz gibi Quantum Break'e hemen başlayacağım. Hı -hı. E, peki karakterin şu an tek telekinesiz yeteneği mi var? Şu an e, telekinezi yeteneğini kullanıyor karakter. Hmm. Cisimleri hmm. alıp e, karakter moblara e, fırlatabiliyor. Sanki trailer'da falan uçtuğunu falan da görmüştüm ben ama. E, Aynen. evade yapabiliyorsunuz. Havadayken evade yapabiliyorsunuz CTR ile. Hmm. E, tabii o enerjinize bağlı olarak uçabiliyorsunuz. Hmm. Üstü yüksek bir zeminden zıplarken Space ile yaptığınız zaman e, ileri doğru evade atıyor size. ileri doğru fırlatıyor bir nevi. Hmm. Peki. Güzel. Bakalım. Ya ki. oyun çok hoş. Özellikle ben telekinezi muhabbetlerini <laughs> çok fazla seviyorum. Yani <laughs> bir silah kullanmayıp sadece bir şeyleri fırlat, yükselt, işte onu bük gönder yapabilirim yani bu oyunda. ya yani çok sevdiğim bir mevzudur genelde. Yani Tabi ya Tabii ki bu kafayı oynarsam bir... bin kez ölürüm ama olsun yani en azından bir silah çok fazla davranacağımı düşünmüyorum ya. Yani. Ya ölmeniz önemli değil sonuçta. Oyundan zirne kadar zevk aldığınızla alakalı. Yeah, ee, ölmek de bir oyunun parçası sonuçta. En azından e, karakterin sizi dinamiği oyuna bağlıyor. Bağlayan nedeni var. Bir amacı var en azından. Çünkü bir amaca doğru odaklanıyorsunuz. Amaca doğru yöneliyorsunuz. Ben en azından bunu şey yaptım, gördüm. E, en azından beğendim. Hoşuma gitti fazlasıyla. E, umarım insanların görmesine de sebep olmuşuzdur. En azından düşük fiyat. Epic'in sağlamış oldu bir fiyat. Tabi Steam'de ne kadar çıkacağı hala belli değil. Ee, yani fiyat bandı yüksek ihtimal beklediğim kadarıyla 100 TL ve üzeri olması muhtemel. Çünkü Steam'in kuruna göre bu oyunun 100 lira ve üzeri olması evet. gibi görünüyor. Epic sonuçta kendi cebinden ödediği için çok bir e, sıkıntı oluşmuyor. Hı hı. Bu durumda. Bir şey soracağım. Bir şey gördüm az önce de dikkatimi çekti. Can barı e, nasıl doluyor? Can barı e, kara, mobları öldürdüğünüz zaman e, direkt can tüpleri düşüyor. O can tüpleriyle canınızı doldurabiliyorsunuz. İşte can barının mesela ne kadar canı olduğu görünmüyor. Yani şöyle yüzdelik dilimde görünmüyor. Hani hmm. yüzdelik dilimde görünmesini isterdim ben şahsen. Enerji de üstte olduğu için enerji mesela çok enerji harcayıp harcamadığımı da çok göremiyorum mesela. Hani 3 kere havada e, space ctrl yapıp evade yaptığımda enerji bitiyor. Onu kontrol edemiyorum mesela. Oyunun ilerleyen e, şeylerinde çok fazla mob geliyor. Mobların bir de elitleri geliyor. Elitleri de mesela savaşırken o arada yani bir çatışırken enerjin bir anda sıfırlanıyor mesela. Anlayamıyorsun yani nasıl ne oldu ne bitti gibilerinden. O yüzden onun gibi onun içinde mobları ya perkleri kullanmak gerekiyor. Mobları kullanmak gerekiyor. Tabi bunun da bir skill barı da var. skilllere de ona göre ayarlamanız gerekiyor. Ama hood'da biraz yüzdelikleri göstermesi gerektiğine inandığım bir durum. Onun dışında ee, kırmızının Tonu biraz ağır olduğu için gene aşırı göz yoruyor ve haritada sürekli ezberlemeniz gerektiği için o da biraz ister istemez sıkıntı oluşturuyor. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Baya hoş, güzel ve eğlenceli bir oyun. Oynanılabilir. Pekala. Güzel. Arkadaşlar şimdi ee, bir sonraki bahsedeceğimiz oyun. Geçen hafta çok hafif bahsetmiştik. Aliço biraz çok az da olsa başlayabilmişti oyuna. Bu hafta da tekrar ha. değinmek istiyoruz. Sen oynadın değil Aliço? Bu hafta oynayabildin değil mi? Ee, bu hafta oynadım ama yayında değil. Ben bu hafta hatırlamıyorum mesela yayın açtım Büyük <laughs> ihtimal açmadım. Büyük ihtimal açmadım çünkü e, 6 Eylül 16 Eylül arası tatile doğru gideceğimden kaynaklı bir video stoğu hmm. yapmam lazım. Bu yüzden işler iki katına çıktı ya. Hmm. Şey oluyor genelde böyle. İşte akşamleyin 9 civarı falan şey diyorum. Hızlı işlerimi hızlıca hallederim. 9'da yayınımı açarım. Bittikten sonra da bir mis gibi uyurum. Hani yarına da hazır olurum diyorum. İşe başlıyorum abi. 9'da kalkacağım diyorum böyle. Kafamı kaldırıp 11 olduğunu görüyorum. Diyorum ki 1 saatte yayın açarsam, şu hani bir saat, 2 saat falan filan vazgeçip bir yarın yaparım dedim. Bir hafta boyunca böyle gitti. buradan doğru düzgün bir yayın da açamadım. Hatta bu yayına gelsinler diye Discord'da da özleştik mi yazdım öyle bir şey dedim hani <laughs> özleyenler gelsin bari burada görün benim çünkü <laughs> benim kanalda göremeyeceksiniz bari buraya gelin de görün diye. Ama şöyle bir şey var ki bir fırsat bulup YouTube'a özel bir şekilde Remnant'ı çektim. Çektim onu paylaştım yakın bir zamanda. Abi Remnant'ta dungeon gibi bir şey var. Öyle bir şey hissettim ben. Bu yüzden bir nebze benim hoşuma gitti. Küçük küçük yaratıkların gelip e, ayrıyetten hani bossların ama gelmesi o bossların seni zorlaması ama sonradan fark edince aslında onların mini boss olduğu ve daha da büyük bir boss geleceğini hissettirmesi falan. Ben de normalde hani ben hani bilen bilir rezalet oynarım. Çok kötü <laughs> oynarım. Evet biliyoruz ya falan. <laughs> Biliyoruz ya. Harbi da. ya bu arada. <laughs> yani YouTube'un mesela güzelliği neydi? Öldüklerimi kestim. <laughs> kısmını kestim. O yüzden yani O bakımdan sıkıntı yok. Tabi YouTube'a özel devam edecek Remnant. Bunun da sebebi şeyden kaynaklı. FPS sıkıntısı benim hmm. Remim'de oluşan sıkıntıdan falan. Artık onu memleketten dönünce bir çözmeye çalışacağım. Ee, onun dışında yani Şöyle söyleyeyim. Grafik bakımından oyun tatlı. Yani şu an mesela gördüğünüz şey low ayar. Low ayardayım. Ee, Resolution 1920x1080 değil. Bir tık düşük galiba. Hani 60 FPS alayım bari. Çünkü oyun zor. Zorladıkça yani kasmasını asla istemem. O ayrı bir zaten sinirli. Şey sinirlendirir beni. Şey olması güzel. Hani başlarda ben şey düşündüm. Mermiler var. Ve yanlış hatırlamıyorsam para birimi yok mermiler değildi o başka bir şeydi. Ama mermiler böyle az geliyordu ve kıymetli olduğunu düşünüyordum. Ama sonradan fark ettim ki bu parçaladığınız küçük küçük yaratıklardan mermiler de düşüyor. Bu yüzden hani seçim size kalmış durumda. Hani mermi yani sıkarak da şey yapabilirsiniz. Bazı mini bosslar size sıkıyor. Ben onu bilmiyorum. Hani alayına milli fight'a giriyordum. Burak sever. Ee... Milli fight candır mini Park yandır Abi bomber gibi patlayanlar var. Küçük küçük sana gelenler var. Bir tanesi geliyor mesela ben bayağı şey diyorum. Aman bu da gelecek tek atacağım şimdi diyorum. Arkadan 20 tane geliyor sonra. sam hani... söylemez geldi bu arada ya. Geldi mi? <laughs> <laughs> Üstüne geldi görsel. <laughs> Kaçıyorsun şu an. Abi <laughs> o kanaya yer bak nasıl kaçıyor. <laughs> yani hey. o, o çok sinir bozucu. Bir sinirimi bozan kısım da ki aslında oyunun zorluğu da orada. Bu Dark Souls'taki gibi checkpointler var. Bonfire diye mi geçiyordu orada? Bon, bonfire. Bonfire. Diye. bonfire diye geçiyordu aynen. O tarz şeyler var. Abi öldükten sonra checkpointte geri doğuyorsun. Ben bir umut dedim ki, hani öldüğüm yere kadar öldürdüğüm şeyler duruyordur hani yaratıklar respawnlanmamıştır diye düşündüm. Abi hepsi geri geliyor. Merkan Souls like games. Değil mi? <laughs> Kesinlikle yani hiçbir şey yaşanmamış gibi hepsini teker teker tekrardan şey yapacaksın ama mini bossların mesela çeşitliliği ve yeri değişiyor her öldüğünde. O da şaşırttı beni. Yoksa ben kendimi bayağı hazırlamıştım o iki bıçaklı <laughs> kendini işte savunan yaratığa. İkinci sefer gittiğimde bambaşka bir şeydi. Öldürüp geçtim. Ama yani hala içimde böyle bir hype'ı barındırdığım bir oyundur kendisi. Zaman bulabildiğim an tekrar yapışacağım. Artık kaydını mı, yayınımı ne yaparım, ne yaparım bilmiyorum ama ben sevdim. Yorum evet. bakımından YouTube'dan hani şey yorumu yapanlar oldu. Sevme, sevmediğini belirtenler oldu. İşte shooting range'leri, eğimleri çok kötü de diyenler oldu ama ben hani çok bir beklentiyle oynamadım için, çok, bir beklentiye girmediğim için. Bir ikincisi e, Souls-like oyunlarını oynamadığım için <laughs> benim için okey. En azından oynatıyor. Ya bir de çok fazla şey hitap etmiyor bu sosyal -like kolu. Yani en basitten şu <laughs> checkpoint'i hani aldıktan sonra geri tekrardan yaratıklarında olması falan şey oluyor yani bir noktadan sonra. E, kolay olmuyor ya bu oyunlar. Mesela şey oluyor Aynen. ya yaratık kesiyorsun canın çok az gidersen öleceksin biliyorsun falan filan. Checkpoint'e geri dönüyorsun dur diyorsun bu sefer daha iyi gideyim falan, yine sıçıyorsun bir daha geri dönüyorsun. Hani benim mesela Dark evet. Souls olayım, 7 kez aynı yere git, dayak ye, dön, can doldur. <laughs> git, dayak ye, dön, can doldur olduğu için mesela şey oluyor bazen insan, af ya yine mi aynı yerler, yine mi aynı yerler, bir istersen seni bir tekrar sokabilir ama ya o oyunun evet. yapısı yani. Evet yani bir noktadan sonra hani bir yayıncısın, bir kayıt yapıyorsun, illaki konuşman lazım ya, kayıtta ben o kısmı keserken şunu fark ettim abi. Ben onu oynarken söylediğimi fark etmemişim. Öldükten sonra checkpoint'e gelip tekrardan hani öldürmem gerektiğini fark edince keseriz buraları ya deyip sessiz sessiz gitmişim. Hani hiç konuşmamışım. <laughs> hani kendim de onu duyunca ha tamam keseyim bari dedim. <laughs> o kısımları kestim yine hani ölmemiş gibi devam ettirdim. Hem de bu oyunu ben bir şey de dedi, izledim. Bu işte co-op oynayan yayıncılarda izledim. Dedi, ya bu oyun birazcık da şey gibi yani co-op çok çok daha keyifli olabilen bir oyun. Evet. Koop evet, olması oynanmıyor yani koop olması gereken bir oyun. Yani Aynen çünkü öyle. belirli stratejik boss'lar var. O boss'ların agro'larına başka bir başka bir oyuncunu çekip ee, şey yapman gerekiyor. 40 saate yaklaştı bende 43 saate. Hmm. Oyuna bir fiil oh, soluksuz başladık. oynadık. Eee %100 grindladık. Grind Sadece Hı. nightmare modu kaldı bizde. İlerleyen süre zaten son gelen güncellemeden de itibaren bütün armorlar, bütün silahları upgrade bazılarına e, şeye geldi. Düşürdüler özelliklerini çünkü çok fazla oyun etki ettiği için. Oyun Ali John'un da dediği gibi e, kitleye göre hitap edebilir bazı insanlar ama bazı insanlara göre hitap etmeyebilir. En önemlisi şu e, tek kişi kesinlikle oynanmaması gereken bir oyun. Yani evet. bunu kesinlikle arkadaşlarınızla koop olarak oynayabilmeniz gerekiyor. Silah dinamiğiyle yani boss yoğunluğuyla gerçekten çok iyi bir oyun. Ve bu arada şunu da ekleyeyim, ee, oyunda girdiğiniz her e, bölümde boss'ların şeyleri değişiyor. Yani oyunda sadece sabit bir boss yok ya da sabit 10 tane boss yok. Farklı, aynı dungeon'lara giriyorsunuz ama farklı boss'larla karşılaşmanız <laughs> <laughs> mümkün. Oo bu da var. Ee, bunu da şey yapmayı özellikle e, istiyorsanız böyle türlü böyle tür oyunlara da merak ediyorsanız şey yapın. Genellikle çok iyi ve çok hoş. Oyun da çok ucuz yani. Adventure e, modunu da duyurdular ilerleyen süreçte. Adventure Pack'i getireceklermiş. Ne? Direkt aksiyon olarak e, tek bir bağlamda oynayabileceksiniz özellikle. Aa, bak o güzelmiş. Ona da bir bakarız ileride. Onur başka sosyal konu oynamış mıydın? Hiç oynamadım. Bununla başladım. Ya, bu, da, bu da senin ilkin. Evet. Ya bana sorduklarında direkt zaten ben şey dedim hani Remnant nasıl bir abi? İşte Dark Souls var. Dark Souls'u biliyorsunuz. Sekiro var. Sekiro'yu biliyorsunuz. Aa bu da Remnant. Silahlı. Diablo'nun dungeon'ını ekle. Aynen öyle. Aynen öyle. hani yapabileceğim en özet halini öyle söyledim. <laughs> silahlı Dark Souls. Evet. Yani. <laughs> <laughs> o zaman. Abi senin ekleyeceğin bir şey kalmadı herhalde bu oyun hakkında. Var mı? Bu kadar. Okay. Benim yokum. O zaman biz bu hafta e, Bratikus, Siyah İjder, e, Onur abi ve ben e, başka bir oyuna göz attık. Yeni bir oyun değil ama e, benim için en azından yeni bir oyundu. Oyunun ismi Warhammer, Warhammer Vermintide 2. Aa, Efendim? çok e, güzel oyundu e, ben. Güzel. Okey. Ben, ben, ben çok güzel diyemeyeceğim benim görüşüm. <laughs> ay, okey. Güzel. E, çok da güzel. Ay, ay götüm. Bilmiyorum ya, ya biraz de. da benim e, şey ya. Left 4 Dead tarzına çok ben de zamanla Left 4 Dead tarzından da çok tükettiğim için herhalde artık o tarzda hmm. bana herhangi bir şekilde böyle bir çok çekici gelmiyor. E, ama yani bu oyuna baktığınız zaman tabii ki de Left 4 Red'den kat ve kat daha ayrıntılı, daha yani bir karakter geliştirme sistemi, giriş skiller, özellikler, Biraz daha sadece range silahlardan siyade melee silahları takılabilmek filan yani bütün mekanik özellikler tabii ki de oyuna bayağı renk katıyor. Warhammer emirini güzel ilk çekici. Ama yani e, konsepte belki çok alışkın olduğum için e, çok da ilginç gelmiyor bana. E, şöyle ekranı da vereyim. Yani ee, en azından yayıncıyı çete kırdıran. <gülüyor> <gülüyor> bu öyle bir şey ya. var. Ya. Evet var. o var. <laughs> Oynuyoruz tamam mı şey oldu böyle. Oyun hmm. bize bir boss gönderdi, o esnada chat bize bir boss gönderdi. İki tane boss aynı anda kapışıyor. Aşağıda bir oylama geldi, başka bir boss oylaması. Ben diyorum ki, Oo. üçüncü boss gelecek. Birini kestik, diğerinin çok az canı kaldı, diğer boss geldi. Tekrardan iki bossa kaldık. Ama evet. diğerinin çok iyi götürdüğümüz için onu hallettik. Diğer boss keserken oyun bize bir boss daha verdi. Dört tane boss yok olduk orada. Abi ben altı tane oldu herhalde ben cidden inanılmaz saçmaydı ya hani. Evet. Bir, ya bir boss'un ben... boss canı yüzde geldiği zaman bir diğer boss çıkıyor. Aynen <laughs> şu şekilde sürekli devam ediyor. Sürekli devam ediyor. Hani bir de o, bir, ikinci boss da direkt üstümüzü çullandığı için ilk, ilk boss'u da kesemeden kapışmak zorunda kalıyoruz. Hani <laughs> Burak mesela gidiyor siyah izleri kurtarmaya gidiyor. O boss Burak'ı kovalıyor. Ben, ben de borsalarda onuru kaldırıyorum falan filan. Hani böyle böyle cebelleşe cebelleşe. <laughs> Bitirmeye çalışıyorduk yani. Kitin de çok acı acımasızdı ya. Aynen. Bana ben bizim elime ya. Yani taktik şu, hani şey mi var? Bana bir kere iyi bir şey verdiler, medkit verdiler. Ben diyorum Allah onu canı. Bunlar bunlar. Benim üstüme zaten medkit varmış. Benimkinin üstüne denk gelmiş. Yani benim medkitimi yapmışlar başka bir medkit. Aa. Hani şey tamamen pislik bir şekilde davrandık. Ama ya ben onu şey mi yoruyorum abi? Hani siz böyle yerdesiniz tek eliniz havada. Onlar tekmeliyor mesela. Sen diyorsun ki yani yeter vurmayın da. O da şey diyor sen büyünce bizi unutursun dur falan diye <laughs> tekmelemeye devam ediyorlar. Bir boss daha çağırıyorlar gel o da tekmelesin evet. diye. Gel müfit gibi. Yani ama bir sonraki oyunu bir daha oynayışımızda sadece bir tane boss karşılaştık yani. yani böyle direkt rahatça geçtik ya. <laughs> Bu <Bir gülüyor> sefer şanslıydık. <gülüyor> direkt <gülüyor> evet. böyle Yağ gibi geçtik direkt bir sonraki oyunu yani. Ama bilmiyorum o tip, o tip kaos güzeldi ama orası çok eğlendiğim <laughs> taraf ya. Altı boss'la kapışmak <laughs> cidden güzel bir deneyim sundu oyun. Ee... Optimizasyonu benim çok hoşuma gitmişti geçen sene oynadığımda. i̇lk çıktığı vakitlerde çok kötüydü de sonradan cidden topladılar yani. Fetişak hmm. firma sonra açıdan çok iyi. Birazcık da oyuncu dostu bir firma. Yani adamlara direkt yani key dağıtımında direkt el açık bir şekilde davranıyorlar falan. Hı hı. Diğer yani çünkü Warhammer'ın asıl diğer oyunlarında o kadar adamlar aşk gözlü ki yani ben daha önce Warhammer ile ilgili derken bunu dedim. Adamlar oyundaki kanı DLC olarak satıp 2 liradan koymuşlardı. Ya yani oyundaki kan ya ya sen nasıl 2 liradan satıyorsun? Düşün ama bunların yapımcısı direkt Fatshark sadece Warhammer evrenini kullanıyorlar. Bu adamların eli açık şimdi şey güncellemesine getiriyorlar. Player versus player. Hani Leftfort'ta e nasıl zombiler olabiliyor hmm. da? Special e, yaratıklar olabileceğiz. İşte Knight olabileceğiz. İşte Assassin fare falan filan olabileceğiz. Onu getirecekler. Beta başvurular açılmıştı. Ben başvurdum henüz bir dönüş yapılmadı oradan ama hani bir de güncel tutuyorlar yani. En son gelen DLC vardı işte. Wings of Magic mi Onu edindik falan. Bakalım devamını getireceğiz. Yani ben daha bu oyunu oynamak istiyorum. Zaten Warhammer evreni de çok işi dışı biriyim. Çok severim evrenini. Daha ben bu oyunu da oynamak istiyorum yani ya. Böyle Tek bir şey değildi bu benim için yani. ben ben de katılırım bu arada. Hani multiplayer oynaması çoktan çok. tabii, tabii yani. ben bile gelirim yani. Ee, şey diyeceğim. Şu remi halledeyim. Ee, şey önerebilirim belki izleyicilere. Ee, bu oyunu açıkçası, öyle foret tarzı oyunları seviyorsanız bir arkadaş grubunuz varsa alıp oynamanızı tavsiye ediyorum öyle tek başınıza Aynen. oynayıp da böyle botlarla beraber karakter geliştirmeyi çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Böyle üç arkadaşınızla beraber böyle bu, Uykusuz gecelere akabilirsiniz bu oyunda kesinlikle. Soluksuz gider. Ama hani e, anca öyle gider bana göre. Yani kesinlikle kimse şey beklemesin de bu oyundan. Böyle çok derin bir hikaye anlatın beklemesin. Hmm. Çünkü olay tamamen e, fare ve kaos şövalyelerini keserekten kafa bacak koparıp e, aksiyon tadını almaktan geçiyor. Yani bir hikayesi var ama o kadar da böyle üzerine düşeceğiniz bir hikayesi de sunmuyor oyunda. Hem yani şey SEA oyunun amacı ne cillere gelsin. <laughs> <lazım. Yani, gülüyor> hani <laughs> Left Lef 4'ün hikayesi nasıl bunun da hikayesi öyle yani. Hani bir kaos büyüsü yapıyor onu git durdur der. Hani işin detaylarına falan inmez. O işin detayları <laughs> diğer Warhammer oyunlarında falan filan ancak denk gelebileceğiniz şeyler. Bu saat mesela bak az önceki sahnede de öldük. Hani chatten bir tane yaratık spamlayınca 4-5 tane aynı anda çıkıyor. Mesela bize irici geliyor. 6 tane zehirci geliyor ama hani. Dört bir yandan zehir atıyorlar. Hiç kaçamıyorsun ölüyorsun direkt boğularak. Ya da böyle yakalayıcı geliyor bir anda üç kişi yakalandı öyle kaybettik bir ara. Evet o çok kötü <laughs> ya. üç tane hooker geldi dört tane hooker geldi. Düşüm, üç bir kişiyi yakaladı üç kişi yürüyor. Ben de bu arada şey havada aslıyım böyle duvara tutunuyorum böyle aşağı düşmüşüm. Lepor etli vardı o tip mekanik. Ondan nefret ettim ya. Lanet bir karakter o. <gülüyor> <gülüyor> o bir şey vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Payday 2'de yine böyle bir Manyak bir karakter vardı. Gözleri böyle şeydi, ma e, LoL'deki Master Yi'ye benziyordu. Dülülü 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 diye bir yanda bir ortaya çıkıyordu <laughs> falan böyle. Hiçbir şey yapamıyordunuz falan. Ben hiç oynamadım hmm. Payday 2. Yani hiç oynamadım derken, bir kez öyle beni soygun aldı arkadaşlar ve hmm. şey dedi. Hani Burak dedi, bu girdiğimiz soygun çok önemli. Sen şurada dur, biz onu halledeceğiz falan. Ben orada duruyorum. Burak, tamam sen şuraya gel, orada dur falan filan. Aynı ben. <laughs> aynı ben. Yani, <laughs> yani, <laughs> arkadaş hani e, parayı hani bölüşecektik bana büyük ihtimal az dedim siz pay vereceksiniz dedim yeter lan dedim çıkardım silahı kaos yarattım orada falan. öyle Burak sen şurada dur diye diye. <laughs> Suygunun sonunda Burak'ın kafasına sıkıyor. <laughs> Teşekkürler. Ya, harbiden şey Batman filmindeki Joker mevzusuna dönecekti olay yani. <laughs> ben şey böyle bir orada yormuş gibi hissettim dedim yani böyle olmaz. Ben de bir şeyler yapsaydım. Millet ekmek yapıyor falan ben orada şeye bakıyorum ve insanlara bakıyorum falan. <laughs> Bağırıyorsun onlara, ellerini bağlıyorsun onu yaptırtmışlar da Allah. Allah'ım. Allah'ım. Bu arada bu oyundan bahsederken bir de şeyi de ekleyelim. ilk defa alıp oynamak isteyenlere. Bu oyunun biraz da tekrar oynanabildiği yüksek çünkü karakterler, 5 farklı sınıf var ve 5 farklı sınıfın oynanış tarzı bayağı bir farklı. Hani büyücüsünün oynama tarzı bayağı farklı. Oyun yaşınızı bayağı değiştiriyor. Cücesi var, şövalyesi var, işte Witch Hunter'ı var. Silahlara daha odaklı gidiyor. Ranger'ı var. O, tamamen menzilde okçu oynamanız gerekiyor. Ee, bu konuda bayağı bir şey yani karakterlere bayağı bir e, özenleri güzel olmuş mekanik evet, olarak. Yani şöyle yani, her bir bayağı. karakterin 3 farklı varyosunu var ya mesela Okçu'nun Hı -hı. mesela bir varyosunda mızrak sadece kullanıyorsun falan yani milli fight evet. versiyonunda ağırlıklı Hı -hı. o dolu. Oyunun challenge mevzuları çok fazla var. Zorluğu yükseltip daha böyle çıtalara kadar yükseltip daha yüksek loot toplama mevzunuz oluyor falan. Ya Bir de dediğim gibi sürekli güncelliyorlar. Bu ilk oyunu Warhammer Vermintide'de sadece fareler vardı. Bir tane boss, dört tane farklı tür fare ve geri kalan sadece dümdüz fare yani. Sadece fare kesiyorduk. Bunda kaval Şövalyelerini getirmişler, Wildman'leri getirmişler. İşte en son aldığımız DLC biz ona oynayamadık. Hikayenin bitmesi gerekiyor. Yani ilerleyişin bir bitmesi Hı -hı. gerekiyor. Minotaurlar falan filan gelmiş. Yani bir de daha bakalım neler kullanacaklar. Çünkü Warhammer evreni çok büyük bir evren. Bu adamlar bu oyunu bitirmez kolay kolay. İndirimlerde de 12 buçuk muydu? 12, 12, buçuk 12, 12 liraya alın, indirimlerde alınması daha mantıklı zaten. i̇ndirimlerde yani. yani zaten <laughs> genelde giren indirime. O zaman yapıştırın yani. Tahmini Cadılar Bayramı'nda girecektir tekrardan. 29 Ekim Cadılar 29 Ekim. Bayramı. 29 Okey. Abi e, tekrardan sana döneceğim Onur abi. E, en son benim de çok merak ettiğim, çok aşırı izleyemedim ama bayağı bir çok güzel gözüküyordu. Children, children of Mortadan bahsedebilir misin bize? Bahsedeyim. Yine bir e, Morta'nın çocukları adı altında çıktı. E, karakterimiz Bergson ailesi diye bir karakterimiz var. Bu karakterlerimiz e, anne baba iki e, erkek çocuk, bir kız kardeş bir de e, nineden oluşuyor diyelim. Bunların kendilerine ait etnik e, karakter özellikleri var. E, amacımız daha çok şeyden kaynaklı. Mistik bir e, sığınağımız sığınavımız var. Sığınağımızın altında mistik bir taş var. Bu taşın amacımız bu taştaki kötülükleri e, korumak. Yine Dead Cells tarzı e, bir oyun mevcut. Dead Cells, Dead Cells tarzı bir oyun görüyorsunuz. Karakter dizaynları ve karakter yapılandırmalarını, skill'lerinizi buna göre ayarlayıp buna göre ilerleyebiliyorsunuz. Özellikle da, küçük çaplı dungeon tarzı olması yine oyunu oynanabilir kılmış. En önemli özelliklerinden bir tanesi de tabii ki de insanların aradığı özelliklerden olan co özelliği. Ee, Co-op olarak fazlasıyla oynanılabilen bir oyun. Ee, bir yürüdüğü gibi bir normal skill, bir e, special e, skill ve e, harita içinde alacağınız küçük e, ödüller var. Bu ödüller sayesinde karakterinizi olabildiğince geliştiriyorsunuz. İlk iki boss'ta e, zorlanmadım. E, ilk bölgedeki boss'ta ama üçüncü bosta kesinlikle zorlandığımı fark ettim. Onun için karakterleri e, farklı formasyonlarda oynamanız gerekiyor. Ve bir karakteri çok fazla oynadığınız zaman eksi e, penalty yiyorsunuz. Yani şöyle artık diyor ki bu karakter artık çok yoruldu. Eksi yüzde hmm. %56 derecesinde sağlığı kullanılamayacak düzeyde. Sen artık farklı karaktere geç hemşerim diyor. Farklı karaktere geçip farklı karakterlerde yönlendirtiyor. En azından e, bu hoş olmuş. Ucuz da bir fiyata çıktı. E, genellikle bunu oturup... E, platform oyunları severler için fazlasıyla oynanabilecek ve sevebileceğiniz bir oyun e, en azından düşünebilirsiniz diye tahmin ediyorum. E, genellikle bu oyunları çok sevdiğim için oyunun dokusu, grafikleri zaten görüldüğü gibi evet, iki de e, sumut bir, gra bir grafiği var. Hı -hı. Fazlasıyla bence oturup oynayabilirsiniz. Koop olarak oynayabilirsiniz. Ucuz, merak ediyorsunuz. En azından oynamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bir amacınız var, bir amaca yönelik e, küçük yaptı. Dungeon'larda da fazlasıyla şey var. Harita dinamikleri iyi. Gördüğünüz gibi skill'ler çok iyi. Ee, ana base'inize gittiğiniz zaman, sığınanınıza gittiğiniz zaman oradaki geliştirmelerde bariz bir şekilde, anlaşılır bir şekilde yapabiliyorsunuz ve en önemli özelliği de tabii ki de Türkçe olması. Evet, Çünkü bu de var. firmayı çok seviyorum. Ee, benim yayınlarda hype almama sebep olan e, firmadır bu. Özellikle Frostpunk'ta. Frostpunk'ı deli gibi oynamışlığım vardır. 11 bit mi yaptı ee, bu oyunu? Tabii 11 bit yaptı. Oo. Ee, 11 bit yaptı. Ee, özellikle Frostpunk benim için bir dönüm noktasıdır. Bu oyunda tabii ki de bundan evet. sonra yani o Eleven Studios hangi oyunu çıkarırsa çıkarsın, iyi ya da kötü, e, sınırsız kaynağı verebileceğin bir firmadır. Aynı Euro Truck ve Amerikan Truck'ı yapan firma gibidir kendisi. Sınırsız kaynak. Yani oraya koyarım, isterse bir oyunu 500 lira <laughs> olsun çıkartıp tak diye paraya koyarım. <laughs> Çünkü bu adamlar bu oyunu Türkçe yapıyorlar ve e, evet. insanları eğlenmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Güzel evet. oyun, e, oynamanızı tavsiye ederim özellikle. Eleven Bits'in bu arada firesi yok herhalde. Yaptığı bütün oyunlar baya kaliteli hepsi. This War of Mine olsun, Frostpunk olsun. Yani hem de hepsinde de Türkçeleştirdi bu arada bütün oyunlarında. Aynen öyle. Ee... Çünkü Türkiye'de ciddi bir e, satış potansiyeli var. İnsanlar merak ediyorlar. E, hatta bana zamanında Elevan bir e, şey göndermişti. 6 tane 7 tane oyun göndermişti Frostpunk'la. Onlara dağıtmam yönünde. Onlar mesela hala ellerimde keyleri var. Onları saklıyorum. Sonra bir çekilişini yapacağım onların. <laughs> bu şekilde güzel, eğlenceli. E, sürekli de bir de e, özellikle This War of Mine'a hala derece geliyor. Frostbank'a en son gelen bir e, derecesi var. O da çok hoş ve çok ses getirecek. inanıyorum. Ee, e, henüz çıkmamış burada... sanırsam. The Last Autumn. The Drift. E, Drift şey, mi? Vadiler arasında köprü kurulmaya yönelik bir şey güncellemesi gelmiş. Hmm. Çıkmış. oynanabiliyor şu an hatta. Ve aynen, aynen. Moonlighter diye bir oyunları var. Onu da şey yaptığım için. Genellikle böyle platform e, küçük strateji oyunlarına yöneliyorlar. Çok hoş. Bence bu firmayı da desteklemeniz yönünde e, tavsiye sunabilirim size ben ben de bu arada hani şu an yakın zamanda This War of e DLC'si gelmişti. Onu da oynayıp bitirdim. E, hikaye DLC'sinin 3 son, son, sonuncu paketi geldi. Frostbank'ı da çok seviyorum. DLC'sini daha yeni gördüm. Bunu kaçırmışım. Gözümün kaçmış. Frostbank kesinlikle alacağım. Oynamak, geri dönmek için bir şey oldu. Bahane oldu. Diğer, öyle. diğer evet. bir de DLC'de adamlar DLC'de geliyor. Adamlar çok güzel geliştiriyorlar. Hani evet. ilk yaptıkları oyunlardan böyle bakıyorsun. Anomaly ile baş. İşte Space Comedies for of Mine, Beat Cup, Moonlighter, işte Frost diye böyle bir çılgın Aynen. bir kalite yükselmesi var bir de adamlarda. Kesinlikle. Ee, bu oyunda damlarını yapması açıkçası ben direkt almam için direkt doğrudan seyap ya. Eleven Bits'in bu oyunu yapmış fiyatları olması. Fiyatları çok ucuz. Bütçeye evet. hitap ediyor. Ee, özellikle yaptıkları bundle paketler Dis War of Mine'a, Frostpunk'a İkisini birlikte çok ucuz şekilde e, hmm. erişebiliyorsunuz. E, bu sıcak havalarda Frostpunk güzel gidiyor. <laughs> İçiniz de, i̇çinizin böyle bir gıdıklandığını hissediyorsunuz çünkü o soğukta. İyi Güzel güzel. E, bir taraftan da dediğim gibi Children of Morta gibi Moonlighter gibi özellikle bu ikisi de çok sağlam platformlardır. E, bunlara da yönelmenizi tavsiye ederim. Çünkü insanlar artık alışılmışın dışında co-op oyunları daha çok tercih eder duruma getirdiler. En azından ben de böyle e, olmasını istiyorum. Koop olunca insanlarla bir şeyleri paylaşmak daha iyi oluyor. E, en azından tavsiye ederim yani. Kesinlikle satın almanız yönünde tavsiyemi sunarım. Ee, peki. Bunu da ben listeme ekledim direkt zaten. Ee, Burak. Books evet. of Demon mu? Demon of Books mu? Ne, o, ne o? Book Anlatır of Demons. Mi? Book of Demons. Ben de bulayım onu da senin yayınlarından. <laughs> Tamamdır. Onu zaten ne zaman oynamıştık biz onu? Direkt son iki, üç yeniden birinin Book of Demons olması lazım. Dünya'da bir önceki gün olması lazım. <laughs> aynen. Yakın. Onu söylüyorum şey ben. Sıkıntı yok. Sen anlatmaya devam edebilirsin. Tamam. Evet bu Book of Demons'da bu, daha önceleri de e, bir ara bakmıştım ama galiba bunun üstüne hiç konuşmamıştık. Bir tane dungeon'dayız e, ve bu dungeon'da amacımız işte ilerleyerek işte yaratıkları falan filan keserek dungeon'ı bitirmek. Belli bir tane yine ufak bir hikayesi var ama bu oyunun en güzel tarafı e, karakterimizin geliştirme yöntemi. Yani şimdi bir tane bir stamina havuzu gibi havuzumuz var. İstersek bunu aktif özelliklerle doldurabiliyoruz. İstersek de işte e, pasif özelliklerle doldurabiliyoruz. Ben daha çok pasifi tercih ettim oyunu. Oyunlanış açısından bana daha rahat geldi. Çünkü savaşçı adamla oynuyorum. Daha böyle defansif tank olmam lazımdı. Bir de bunun chat entegrasyonu var. Şimdi chat entegrasyonu oldu mu chat sizi yok etmeye çalışacak haliyle <laughs> çok daha mantıklı oluyor. Ee, evet Diablo 1'in biraz karton hali gibi yani şu an e, görüyorsunuz her birinin bir yaratıkların belli bir başlı canı var. Ve üzerinde de işte size o yaratığı gönderen kişinin Twitch adı falan filan gözüküyor. Hı hı. İşte burada yaratıkları öldürürken yani boss kısımları gelir ve bosslar böyle 4-5 phase'den oluşuyor. Yani direkt bir boss'u gideyim de tek atayım falan olayı yok bir aşamaya kadar geliyorsun. Boss'un diğer kademesi açılıyor. Diğer kademe açılıyor falan. Yani belli bir aşamadan sonra boss'u kesiyorsun. Ödülünü alıp gidiyorsun. Ve olay şu dungeon'ı tamamen bitirebilmen için oyunun şöyle bir kolaylığı var. Yani gittiğin her yerde ayak izi yerde görüyorsun son. Eğer ayak izi yoksa oraya kesin gitmemişsiniz demektir. ve bu sayede hani ben oraya gittim mi kaybolmayayım falan filan derdi gibi bir şey olmuyor. Yukarıda mesela ben tüm chest'i orada tamamlamış gözüküyorum tamamlamamış şeylerde yeşil tik yok. Hmm. Bu sayede işte dungeon'ı yüzde bitirip oradan çıkabiliyorsunuz. Şey mevzusu var. Bu üç tane büyük boss var. iki tanesi mini. Bir tanesi baya baya büyük. Zaten final boss'u. Dungeon'ı ne kadar uzun tutarsanız oyuna girerken size diyor işte yani çok büyük çok büyük olsun biraz mı büyük olsun falan filan gibisinden. Çok büyük derseniz dungeon çok uzun süre. Yani bir saat bazen bir buçuk saate kadar sürebiliyor dungeon'ı bitirmek ama mesela %15 ilerleme sergiliyorsunuz o kısımda. Bu böyle bir işte roleplay yapma tarafında da işte karakter gelişimi tarafı var. İsterseniz can veriyorsunuz, isterseniz mana, isterseniz aktif, isterseniz pasif bir bu dungeon'ı bitiriyorsunuz. Bu bu tarzda bir oyun. Güzel, keyifli bir oyun ya. Yani bu aralar bunu bitirene kadar oynamayı düşünüyorum. En azından bir warrior'la bitsin sonra diğer karakterlere geçer miyim? O zaman bakacağım. Bu aşağıdaki mesela çizimler, zırhlar falan bunu aktif olarak kullanabildiğin eşyalar mı yoksa Şöyle, e, hemen söyleyeyim. Mesela sağ tarafta bizim bir tane bar var ya. Yuvarlak, Hı. yeşil ve mavi dolu. Evet. Onlar level aldıkça arttırabiliyoruz ve diyelim ki orası 50'lik bir şu an benim orada bir puanım olsun. Aşağıdaki yeşil gördüğün her şey pasif. Ve, ve her bir e, item, her bir silah falan filan belli bir cost'u var. Diyelim ki aşağısı tamamen 44 cost değerindeki eşyalardan oluşsun. Geri Hı. benim 6 tane slotum kalıyor ya. O 6 Mavi slotumu istersem kart slot açıp pasif bir şey koyabilirim. Yeşil armor, yeşil ekipman gibi ya da welcome, welcome. altı manalı bir tane büyü ekleyebiliyorum. İşte büyülerde hmm. mavi renkte oluyor. Şu an burada yok ama ilerleyen kısımlarda büyü eklemiş olmam lazım bir tane. Ve şey olay çok tatlı. Burada işte dungeona bitirdiğimiz vakitlerde bu kartların farklı versiyonları gelebiliyor. İşte farklı upgrade kartları geliyor ve, ve buz ve ekipmanları şey yapabiliyoruz. Geliştirebiliyoruz mesela. Armor'un maksimum 3 hmm. seviyesi var. Ben diyelim ki onu 2. seviye çıkardım mı ilk bir özellik geliyor falan. 3 yaptın mı daha da güçlü olabiliyorsun. İşte daha fazla kalp düşürüyor gibi gibi şeyleri var. E, mekanikleri var. Derken yeni bir kart ya, zaten. Aynen mesela bu kart geldi. Hayalet yüzük. Ben gidip işte mesela bunu kullanabiliyorum veyahut geliştirebiliyorum. Tamamen bana kalmış bir şey. Ve yani grind'a da çok müsait bir oyun yani. Böyle tekrar tekrar o dungeon'ları oynayıp ee, karakteri böyle upgrade edebilme fırsatın, şansın var. Çizimler falan zaten çok tatlı. Yani şu karton çizimler falan o kadar güzel duruyor ki yani çok sevdim <laughs> çizimlerini bana. Ve stunlayınca da böyle bir yıldızlar uçuşuyor gözünde. Hmm, evet onları da <laughs> Hem chat gönderen de yaratıkların öyle bir olayı var. E, o chat entegrasyonu in bu arada cidden çok iyi. Şu anda radyo oyunun e, çerçevesinden dolayı aşağıda gözükmüyor ama aşağıda Evet 6 alt, veya 7 tane skill var. Yani şey, eee hmm. chat'in gönderebileceği şeyler var. İşte bunlar iyi şeyler olabiliyor. Para gönderme, eşya gönderme gibi. Ya da işte boss gönderebiliyorlar, beni stunlayabiliyorlar, tuzak kurabiliyorlar falan. Bunu mesela chat şey yapınca, böyle planlı bir şekilde yapınca çok fena oluyor. Biri, abi bak şu an gözüktü. Mesela ice trap çıkartıyor, biri boss gönderiyor, biri beni yakıyor, biri stun atıyor falan filan. Böyle elim ayağım karışıyor, ne yapacağımı falan orada hızlı yapmam gerekiyor. Yoksa ölüyorsun. Ya ve şöyle dungeon'da ölünce de ne yazık ki en baştan başlaman gerekiyor, girdiğin dungeon'ın en başından. Ölmekte o noktada biraz sıkıntı olabiliyor yani. Güzel, bunu yani. oyunda tavsiye ederim. Fiyatı ne kadar da hemen bir yandan da bakayım. Yani çok pahalı bir şey olmaması lazım diye hatırlıyorum bu oyun için ama bana sağ olsun Keymailer'dan gelmişti oyun. Bakalım Book of Demons. 40 liraymış oyunun fiyatı. Yani indirimlerde bakılabilir bir oyun yani. Toplamda 7 oyun olacak. Tabi yeterli destek toplayabilirsek bu oyun serinin ilki. Çünkü oyuna girerken 7 tane böyle şey var. Taş tablet var. Bir tanesinde Book of Demons var. Ona tıklayıp giriyoruz. Diğerinde şu an herhangi bir şey koymamışlar. Zaten bu oyunların hani Book of Demons şey olarak geçiyor. Return to Games Book of Demons olarak geçiyor. Yani büyük ihtimal eski oyunlara bazı yenilikler getirerekten farklı bir şekilde e, oyun deneyimi sunacaklar. Adamların böyle bir amacı var sanırım. 40 liraya 4 tane döner ekmek yersin. <laughs> i̇şte ee... o yüzden indirimde boyun alıp yana da 2 tane döner ekmek alabilirsiniz. <laughs> Aynen İkisini de hazını alırsın. Son olarak abi sen bir şey soracağım Onur abi şey e, sen şey oynadın mı ya? Ee, Rad oynamış mıydın? Rad. Rad oynadım evet onu da aldım ben. Ona da şey yaptım. Ee, Rad. Onu Yine bir. Standart yine bu zaman son zamanlarda çıkan platform oyunlarının en pahalısı aslında. 100 lira gibi bir fiyatı var. Ee, KML'den falan şey yapmadılar hiç. Yayıncı babdan, <laughs> olunca şey yapamadık. Yılna <laughs> vermiyor adamlar. Hani Sega bir nevi e, Allah razı olsun o şey serisini fazlasıyla gönderiyor böyle Total War serisinden falan gönderiyorlar Allah razı olsun. Ama bu Bandai Namco canını ver canını sey diyor herhalde. Canımı alma, paramı alma diyor herhalde. Öyle bir kafadalar arkadaşlarımız. Onun dışında rad yine apokaliptik dünyada kıyametin iki kere koptuğu bir dünyada yaşıyorsunuz. Oyunda bir çeşitlilik olarak 10 tane farklı karakterimiz var. Bu farklı karakterleri yönlendirebildiğimiz yer. Yani hangi karakterle oynarsanız aynı ama oyun içindeki sizin yaptığınız seçimler, sizi etkileyen seçimler aslında. Ee, şu an gördüğünüz gibi karakterimizin bir örümcek e, ayakları var. Bu örümcek ayaklarıyla bosdan e, şey yapabilmek için direkt yerin altına girip doşlayabiliyorsunuz. Oo. Onun dışında bu e, bumerang gibi elimizi attığımız bir e, durum söz konusu. Mesela gördüğünüz gibi kolumuz. Mutant e, şekline dönüşüp kolumuzu bumerang gibi kullanabiliyoruz. Geri elimize ulaşabiliyor. Yukarıda görmüş olduğunuz da barda bizim radyasyon seviyemiz. Karakterimiz radyasyonla beslenen bir karakter. Oh. E, o yüzden radyasyon bizim için çok önemli. Haritadaki küçük yapılandırmalarda genellikle e, böyle çiçeklendirmeler var. O çiçeklendirmelerde de radyasyon alabiliyoruz. E, oyunda gördüğünüz gibi sağa hemen radyasyon bara'nın altında bir kaset bir de floppy disk var. Bizim bildiğimiz normal diskler bir de kaset. Hı -hı. Bu kasetler e, bizim e, karakteri oyun içinde farklı e, materyaller almamıza sebep oluyor Flappy disklerde oyun içindeki kutuları açmamıza sebep olan e, materyal dizaynı, dizaynı diyelim bunun yanı sıra e, küçük çaplı şey geliş e, geliştirmeleri var yani böyle e, mutant geliştirmeleri var bu mutant geliştirmelerinde işte gördüğünüz gibi örümcek baca e, kol Yine bu merak gibi kullanabiliyoruz. Kafamızı atabiliyoruz. Bildiğiniz gibi kafa atıyorsunuz. Kafa uçuyor gidiyor patlıyor falan böyle. Ee, sonra ayıptır söylemesi e, popomuzdan iki tane e, bizi takip eden cücük çıkarabiliyoruz. Cücükler bizi takip ediyor. Bu cücükler moblara saldırıyor. E, ateş barımız var. Ateş atabiliyoruz. Yani güzel, hoş e, mekaniğe hoş bir oyun olmuş. Özellikle apokaliptik olması. Grafiklerinin yani. böyle hoş bir arcade olması. Ama tabii 100 lirayı hak eder mi? Standart çok... 32 lira fiyat. 32 lira 35 lira. Max kaldıramayacak bir oyun onu da belirteyim. 100, 100 lira mı 100 lira bu oyun? bu oyun bu arada. Çok pahalıymış ya. Yani. Çok, çok, pahalı çok bir pahalı. oyun. E, ee, tabii daha ilerleyen seviyeleri göremedik. Hani 2'ye 2'deyiz yani haritada. Daha ileriye gidemedik. O kadar zor oluyor. Yine Dead Cells tarzı. Sıfırlandığı zaman tam sıfırlanıyor. Ee, <laughs> genellikle bu tarz oyunlar Dead, Dead Cells bu tarz oyunların öncüsü gibi oldu. Bu tarz oyunlara daha çok yöneldiler platformlarda. Ee, hoş bir dizaynı gene gördüğünüz gibi yine moblar değişik ee, bağlamda haritaya göre fark edebiliyor. Fiyatı düştüğü zaman kesinlikle yüzde oynamanız gereken bir oyun diyebilirim ama fiyatı düştüğünde. Şu an hiçbir şekilde önermiyorum. Ee, yani yüzde elli indirimli fiyatı bile elli lira, lira. Bilemedim yani 100. biraz düşümden çok daha pahalıymış yani ben şu an yaşamda tam olarak 32 liralık bir oyun gibi. Aynen öyle <laughs> evet, zaten. zaten ben gene yayın için şey yaptım aldım. Ha, e, hiçbir şekilde bir pişmanlığım yok. Oturur yine e, güncellemeler geldikçe yayınları e, fazlasıyla hazırlarım ve şey yaparım. Ama fiyatı düştüğü zaman %75 indirim gördüğü zaman kesinlikle %66 yer yüksek ihtimal 6 ay içinde. Tahminim bu yönde. O da 33-35 seviyesine falan denk gelir. E, kesinlikle denemenizi yine tavsiye ederim. Bu 3 platformdan bir tanesi. Güzel geliyor, hoş geliyor platformlar. İnsanları bir nevi e, Battle Royale'lerden ya da o sıkıntılı stresli oyunlardan uzaklaştırıyor. En azından tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi bak şu an mesela ağaçtan radyasyon seviyemiz artayabiliyor. O da e, değişik formasyonlarda mutantlar veriyor bize. Bu mutantlarla karakterimizi geliştirebiliyoruz. Olay çok hoşuma gitti benim ya. O bayağı iyi. güzel yapmışlar yani şu geliştirme mevzusunu. Gibi küçük biliyorum. çaplı gene e, girebildiğiniz <laughs> noktalar var dungeonlar var o küçük dungeonlarda da küçük moblar var onları öldürebiliyorsunuz. Bazı dungeonlarda tamamen büyük e, bosslar çıkıyor. Bossların dizaynları çok iyi bu arada ben çok hoş buldum. E, yani denenebilir fırsat şey yapılabilir en azından. Çok tatlı görünüyor. Tabii yani o kadar çok fazla şekli varmış ki karakter geliştirmenin. Kanat evet, evet. tutabiliyormuşsun, bisiklet evet, evet. olabiliyor sırttan. Bir şey çıkartıyorsun falan yani o bayağı... Hoş mesela yani. canım tekken arkadan kan akıyor gördüğünüz gibi. Hani karakterin dengesi de şaşıyor mesela. Canım bir Aa. bir can seviyesindeyken kan akıyor ve karakter dengesizleşiyor. Ee, canı doldurduğunuz zaman karakter eski haline dönebiliyor. Canı doldurmanın yolu ne peki oyunda şu an için? Ee, mobların üstünden can barı düşüyor. Ee, okay. Şeyler var, şişeler var. Şişelerin içinde bir bar bir canı komple dolduruyor mesela. Onun dışında e, bölgeye gittiğiniz zaman satın alma yerleri var. satın alma yerlerinde o yukarıda gördüğünüz kasetlerle canınızı fullleyebiliyorsunuz yine full şekilde. O e, seçeneğiniz var. Tabii ona göre de e, oyun planınızı ayarlamanız gerekiyor. Oyunda en çok sevdiğim bir e, olaylardan bir tanesi de o gördüğünüz bu merak. Çünkü hı hı. E, boss'ları evade edebilmeniz için o bu merak sizin için biçilmemiş kaftan. Çok bariz bir şekilde e, stratejinizi ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Abi. fight yapabiliyor muyuz bunda? <laughs> milli fight yapabiliyorsun. Elinde direkt zaten beyzbolla başlıyorsun direkt. Beyzbol sopasıyla Allah ne verdiyse. Tamam Burak alıyor. Abi ben çünkü Milli fight çok seven bir adam. İşte bir şey oynarken bile. Eee World Wars'ı oynarken şey modundayım böyle. Milli fight diye böyle alıp baltayla maltayla falan yardımı çok Biz orada seviyorsam. granit fırlatıyoruz. Granit fırlattığımız yerde testlerim milli diye. <laughs> Ama bu de Melee bayağı bir oturaklıydı yani güzel olmuş yani. İyi, tenkine. canım iyi yani birkaç kere spamladığım zaman <laughs> çok zevkli oluyor. Ee, yay. E, efendim e, konuşacağımız konuların oyunların sonuna geldik. Çok çok teşekkür ederim. Gelmedik. Gelmedik mi? Tek korp, tek korp var. kart Kartımı oynuyorum son kartımı. Tamam, son kartımı oyna zaman. Unutmadım. <laughs> ben bulayım. Çünkü tek korpu biraz öveceğim çok tatlı bir oyun. Acayip tamam. tatlı bir oyun yani. Tek korp. E, da. Yana zaman. verdim. şey, şey şeyde sesini. bile yoktu yani Twitch'te bile yoktu. Gamesend demos olaraktan oynamak zorunda kaldık. Ya oyun şöyle, hani her şey bu tarzda oyunlarda bir odada başlarsın, bir proje bir proje geliştirsin falan filan ya. Hani game ya oyun yapma oyunu vardı gibi. Bunda da yine tek bir odada başlıyorsun. Ama bundaki olay ilk başta yazılım işleri alıyorsun. Yazılım işlerini yapmak için yazılımcı alıyorsun oturduğun yere falan. Şirkete geçtikten sonra işler büyüyor. Bir tane iş bulan kişi bulmanız gerekiyor. Bu size iş buluyor. E, bulunan işi yazılımcılar yapıyor ve yazılımcılara belli başlı şeyler verebiliyorsunuz. İşte burada sen database üstünde çalış. Sen algoritma üstünde çalış. Sen işte görsel doğanın üstünde çalış. Ve bundan her bir e, her yazılımcının kendine ait özellikleri, yetenekleri falan filan var. Mesela kimisi database'i çok hızlı yapıyor. Diğeri yapamıyor falan. Ona göre iş dağılımı yapabiliyorsunuz. E şimdi bunları manuel yapmaktan ziyade bir tane menajer satın alıp e, bunların başına yerleştiriyorsunuz. Bu işlerle onlar ilgileniyor. Mesela yani iş yönetim işini bunlar yapıyor. E tabii e, bunların yorgunluk mevzuları falan filan var. İşte koltuktur, <laughs> eğlence şeyleri yapmanız gerekiyor. Sonra ben dedim ki iyi şirket yönetiyoruz falan filan derken oyun bir anda apayrı bir noktaya geldi ve fabrikamız oldu. Yani teknoloji üretiyoruz araştırmacı alıyorsun ve araştırmacı şey buluyor. Diyor ki iki bu ekran buldum diye işte ya da 3D LED buldum diyor. Bu sefer siz piyasaya ürün sürüyorsun. İşte biz ne yaptık? Ee, duyurgaç diye bir tane e, kulaklık icat ettik İsmak falan filan. İsim hakkı benim. <laughs> evet. <İsmak da gülüyor> duyurgaç. Burati e, marka duyurgaç kulaklıklarını icat ettik falan filan. Ve ya yani inanılmaz güzel bir şey var. Baya bildiğin, yaptığın ürünün kapak tasarımına kadar sen ayarlıyorsun onun içinde. Aa. Reklam tarafı var. Evet. Mesela 100 bin liralık bütçe ayırdığın ürüne bu 100 bin lirayı neye harcayacaksın? İstersen internet fenomenlerine harcayabiliyorsun. İşte piyasadaki ünlülerin ismini değiştirerek koymuşlar. İstersen televizyona <laughs> reklam verebiliyorsun. Hava yollarına reklam verebiliyorsun falan filan işte. Ve onlara göre de yaptığın bir harcama bütçolu ona göre ürünün rağbet görüyor. İşte ürünü sattırsa sana bir para geliyor. E bunun yanı sıra kendi ürünü geliştirebiliyorsun. Kendi çalışanlara da yazılım işleri alabiliyorsun. Ve yedek parça üretim tarafı var bir Adam sana diyor ki bana diyor işte 10 bin tane RAM üretmen lazım diyor. Fabrika kurup RAM üretme makine icat edip RAM basıyorsun. Onları bir iş ayarlıyorsun. Tabii bunun için yine iş bulucu bulman gerekiyor. Çünkü bir iş bulucu sen sadece ya yazılım buluyor ya da donanım işi şey buluyor falan. İkiden tane iş bulucu koydum ben. Biri yazılım işi buluyor, biri donanım işi buluyor. İş yöneticileri, lead developerlar falan bunlar üstünde çalışıyor. Birileri yazılımcıları kontrol ediyor falan. İnanılmaz güzel bir oyun. Yani çok dolu bir yön yapmışlar. Aynen basketçi Lionel Messi falan filan var. Hani bu tarz isimler <laughs> var. mesela şey diyoruz ya diyoruz, hani kulaklığı kime verirsin? Youtuber'a verirsin falan filan deyip böyle bir tane Youtuber isimden dönüştürme bir ismi falan filan verdik. Ha televizyon yaptı. Televizyonda top çıktı falan böyle. <laughs> top televizyon yaptık bir tane. Aa. Şey yani, gibi. YouTubers Life da öyle bir şey yapmıştı ya. oyun i̇şte, isimlerini değiştirmişti. Aynen. Ya. Zaten tam o örneği verdim biliyor musun? Yani şu indie oyunlarda hmm. ben şu mevzu çok severim. Adamlar popüler isimleri değiştirip koyuyor ya telife girmemesi için. Ha, Onlar evet. benim çok hoşuma gidiyor. işte. YouTubers Life'ta da vardı. İşte oyun yapma oyununda da vardı. Adını oyuna da oynadakına geldi. Bu da yani aynı kafadalar ama boyun cidden çok fazla detaylı. Yani ayırdığın bütçeyi, yapacağın teknolojiyi, işte yaptığın araştırmayı, neye neye ekleyeceksin falan her şeyi birbirine etkiliyor. Çok güzel bir oyun. O yüzden bunu da tavsiye ederim. Aynı şekilde bu da Keymailer'ın bana sunduğu güzel oyunlardan biri. Hemen Steam fiyatına bir bakayım. Tek Corp 32 liraymış öyle bir hani bakıp denilebilir. Şu an bir de erken erişim oyunu olmasına rağmen herhangi bir bak sıkıntı vesaire bir şeyle karşılaşmadık yani. Hayır, Gayet güzel. güzel, Beni memnun eden, tatmin olduğum bir oyun oldu. Devamında getirmeyi düşünüyorum. Açıkçası ben Game Dev Tycoon'da birazcık daha ayrıntının ya da böyle yapacağımız şeylerin etkinin az olmasından dolayı şikayetçiydim. Ondan bırakmıştım. Bu da ayrıntılı daha güzel duruyor bakalım. Ya tabii canım yani bana o şey bile kapak fotoğraf ayarlarken bile şey Photoshop gibi bir ekran var böyle ürünü döndürüyorsun. Aynen onu gördüm. Aynen. Ürün, ürünü direkt A kapak fotoğrafını ayarlıyorsun böyle piyasaya sürmek falan. Ee... Güzel. Efendim. Kapetli de biraz kanser oldu. O oh, haftalık devam ediyor. Burak Kusar'a da oynuyor. Hmm, Kafe dinleyecek <laughs> de ne zaman bir hayırlısı yani. Kafe yeni DLC'si duyurulmuştu sanırım duyulacaktı. Devamlı şey geliyordu. <gülüyor> yeni <gülüyor> karakter, yeni bosslar, yeni <gülüyor> bölgeler <gülüyor> diye böyle. Bizi bir kendisini bitirelim de çok zor ya. <laughs> <Bizi> yani. Bitirmeden. <laughs> çok zor yani. Neyse bitirmek için belki bahane olur bırak şey hafiften bir insana bu tekrardan bir döner bak falan filan. <laughs> bitirmek için bahane oluyor olmasına da bitmiyor. <laughs> Bitiremiyorum. <laughs> <laughs> Bit <laughs> Hani şey mevzusu var ya. bir manatan yapalım. <laughs> ya evet, hiç yapamıyoruz. Regular olayı çok zorluyor yani. Hmm. Hadi simple bir nebzeyini bir şeyler yapıp geçiyorsun diyorsun da yani. Regular'da cidden zorluyorlar. Evet evet. Hiç, onun yapısı o yani. Gidip bundan şikayetçi olamam da. Geçen nasıl geçmiş? Ay. Efendim. Ee, çok güzel bir sohbet oldu. Çok çok teşekkür ederim. Ee, özellikle evet. Onur abi hoş geldin. Şey, teşekkür ederim. Katıldığın için bizi kırmadın. Ee, güzel sohbet ee, arkadaşlar. Abi, so ederim, sağ e, Spotify'dan dinleyenler e, arkadaşlar direkt e, YouTube'a uğrayıp bu videonun linklerine e, bakabilirsiniz. Veya işte Onur Ozgunay, Aliço TV, e, Buratikus TV adreslerine. canından hepsini Twitter'dan da Instagram'dan da YouTube'dan da her yerden ulaşabilirsiniz. E, linkleri ayrıca YouTube'da açıklamalara ayrıntılı bir şekilde yazacağım. Oradan da takip edebilirsiniz bu saygıdeğer yayıncıları. E, son söz olarak abi ben sizlere bırakıyorum. E, Alüço e, bahset bakayım. Çıkış yapalım yavaştan. E, çıkış yapalım yavaştan. Selamlar gençler. E, bu konuşan şu, şu an Spotify için en azından Alüço TV. Ee, az önce Can'ın da söz ettiği gibi e, bize zaten YouTube'un açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz hem sevgili konuğumuza hem Bura hem bana hem Can'a. Ee, ayrıca YouTube'daki videodan da bu söz ettiğimiz güzel oyunların görsellerini de görüp daha da iyi bir hani fikir sahibi olabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, ve içeriklerimizi beğendiyseniz de takip etmeyi unutmazsınız. Teşekkür ederim diyorum. Onur Abi sana bir son söz olarak bırakmak istiyorum. Ee, tekrardan. Beyzanlı insan için. Nasıl insan nereden ulaşabilir? ben bundan bir de. Ee, Spotify için umarım bugünkü yayınımızda e, emeği geçen bu arkadaşlarımız e, sağ olsunlar çok kaliteli ve çok e, seviyeli arkadaşlarımız vardı özellikle. E, umarım e, bu arkadaşlarımız da dahil bizi de. E, gereken özveriyi gösterip takip ederseniz ee, bir kusurumuz olmuşsa affola tekrar. Ee, gerçekten bugün e, eğlendiğimi düşünüyorum bir konuk olarak. Sağ olun, var olun. Tekrar çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Minnettarım bu konuda. Bizim zaten takiplerimiz, e, bizi takip edebileceğiniz bütün e, sosyal medya adreslerimiz de dahil. Twitch ve e, diğer bütün Twitter olsun ve Instagramlarımız zaten YouTube'da tekrar bulaşabileceksiniz. Ee, bugün sunmuş olduğumuz oyun içerikleri gerçekten çok çok kaliteli ve çok daha güzel. Umarım bunları da elinizden geldiğince e, değerlendirme fırsatı bulursunuz. Bu konuda da e, dinlediğiniz için ve sabırlı bir şekilde bizi özveriyle takip ettiğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun tekrar. Pekala. O zaman e, abi son olarak sen yayınlaşacaksın değil mi bu kuruna sonu? Evet, devam edeceğim ben. Eee direkt mi devam ediyorsun. Yok Batı bir kartımız. 10 dakika ara verir, 15 Hı -hı. dakika ara verir. Tekrar şey yaparım ben öyle geçerim. Tamam arkadaşlar, hemen e, Bakın bak... görüyorsunuz bize söz hakkı bile verilmedi. Radyo oyun bitmiş arkadaşlar. Radyo oyun bitmiş hatta şu anda o zaman bu işi yapıyorum. Aynen. Canım bugün bahsetmediği bir oyun oynadı mesela. Oynadı oyun Etsuroki evet, Masaj in Hitamo Netori Sensei Moretti no Shigitu Uzukun Bu oyundan niye bahsetmedin Can? Evet. Abi. Abi. Oyun gözüküyor. Abi. Hadi bakalım. <laughs> ya. Abi oyun. <laughs> Oyunun ismini söylerken oyun bitti değil mi? Evet. <laughs> Sağ olsun e, Twitch moderatörümüz e, bize ETS yayın yapacağımızda ünlem game ETS yazıp bize bu oyunu oynatmış oldu. Teşekkür ederim buradan Agent'a. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim buradan Agent'a saygılar selamlar. E, öyle bırak son, son sözü de sana bırakayım sonra kapatalım. Evet ya zaten hemen hemen herkes şeyden bahsetti bize nereden ulaşabileceğinizi o yüzden onlara hiç e, değinmiyorum. Ciddiğim işte olsun, YouTube'da olsun farklı farklı oyun içeriği arıyorsanız, şu anki gördüğünüz bu dört yayıncıda, dinlediğiniz bu dört yayıncıda bu içerikleri size e, veriyordur. Bizleri gerekli adreslerden bulabilirsiniz. Gelip katılan dinleyen herkese de çok çok teşekkürler. Benden de bu kadar. Bundan sonra artık Henteci Burat Hüseyin'e HNT'ci can <laughs> de dört <yüzde> gözle <laughs> <de> bekliyor olacağım. <laughs> Ay ay ay. Hadi bakalım. Bir bu kalmıştı. Görüşürüz. 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 Bay bay.